Günaydın arkadaşlar. Bugün dün kaldığımız yerden tekrar devam edeceğiz. Fatih, sesi ve kontrol edebilir misin? Ekran paylaşımı yaptım. Benim görüntü, ses ve yaptığım ekran paylaşımı gelebiliyor mu sana? Bir problem var mı? Fatih, benim sesi alabiliyor musun? Arkadaşlar, sesimi alabiliyor musunuz? Paylaştığım ekran görüntüsünü görebiliyor musunuz? Tamam Erdem, teşekkür ederim. Şimdi konumuza kaldığımız yerden devam edelim. Bu hafta opamplara bir giriş yaptık. Opamplar işlemsel yükseltişler olarak geçiyordu. 8 bacaklı bir eleman. İçerisinde 20'den fazla transistörün bulunduğu bir yarı iletken malzeme. Esasen girişine 2 tane farklı sinyal uyguluyoruz. Birisi P bacağından, yani pozitif bacağından, diğeri negatif bacağından. Çıkışta da bir sinyal alıyoruz. Tabii bu bir aktif bir eleman. Opamp tek başına sadece girişleri vererek çıkışı alabileceğimiz bir devre elemanı değil. Burada opampı bir besleme yapmamız gerekiyor ki devre çalışsın. Yani bir hoparlör düşünün. Girişine sinyali verdiniz, yükseltmesi için veya çıkışta vermesi için. Ama bunu verebilmesi için devreye öncelikle bir şey takmanız lazım, çalıştırmanız gerekir. Opamp da bu şekilde artı VSS, eksi VSS beslemeleri ile birlikte çalışır hale getirilmesi gerekiyor ki devre çıkışında herhangi bir çıkış verebilsin size. Yani devremiz bir nevi çalışabilsin. Dün opampın genel girişini, hatta çarşamba, perşembe günleri opampın genel yapısını, giriş çıkışlarının genel denklemlerini, örnek problem hesaplarını bu konular üzerinde durduk. Bu yaptığımız işlemlerin genel adı lineer uygulamalardı. Yani herhangi bir sayının zamana bağlı değişimini incelemeden sadece AC sinyal ya da DC sinyal olacak şekilde çıkışın girişlere bağlı olarak ifade edilmesi üzerinde durduk. Kazançların nasıl hesaplanması gerektiğini, giriş ve çıkışlar arasındaki denklem bağlantılarını bunları anlattık. Bugün Opamp'ın non-linear uygulamaların üzerinde duracağız. Lineer olmayan uygulamaları diye de farklı bir şekilde de isimlendirebiliriz bu işlemi. Şimdi nonlinear dediğimiz zaman ne oluyor? Devrelerin çoğunluğunda, yani devrelerde kondansatör olduğunu düşünüyoruz. Eğer devrelerde bir kondansatör bağlantısı varsa biz bunlara nonlinear uygulamalar diyebiliriz. Lineer olmayan uygulamalar şeklinde ifade edebiliriz. Peki bu kondansatörler devrede ne işe yarıyor? Neden kullanıyoruz? Bugün bunlar üzerinde duracağız. Şimdi dünkü, yani çarşamba ve perşembe günü işlediğimiz konularımızda opampların matematiksel işlemleri nasıl yaptığını, yani toplama, çıkartma işlemlerini nasıl yaptığıyla alakalı devreler tasarladık. Bugün ise nonlinear işlemlere girdiğimiz zaman İntegral ve türev işlemlerini nasıl yapabileceğimiz opampta bakacağız ki bunlar nonlinear uygulamaları giriyor ve kondansatörler yardımıyla tasarlanabiliyor. Şu basit bir temel integral alıcı devremiz. Geri besleme yerinde direnç yerine kondansatör var. Diğer giriş kısmında bağlanmış olan R1 direnci olduğu gibi duruyor. Şimdi formül kağıdımıza tekrar bir bakalım. Opamp. Bakın burada da eksi 1 bölü JVR diye formül kağıdında bunun çıkışının JV'ye bağlı olarak hesaplanması gösterilmiş.
Bu da farklı bir gösterim, bu da farklı bir formülasyon. Bunlar da zamanı geldiği zaman bakacağız tekrar. Bu integralin de birkaç çeşidi var. Bakın bobinle yapılanlar da var. Bobin ve kondansatörle yapılan da var. Tabi buralarda kazançlar, çıkışlar bir değişme meydana geliyor. Şimdi devam edelim. Şimdi burada girişte bir kanyon günaydın Eyüp. Şimdi bu giriş sinyalimizde bir kara dalga uyguladığımızı düşünüyoruz. Bu kara dalga kondansatör ve dirençler yardımıyla belli bir şey üstünden devre üzerinden geçirildikten sonra çıkışta bir üçgen dalga elde ediliyor. Yani elinizde bir kara dalga varsa siz evde bunu üçgene çok rahatlıkla 3 tane devre elemanıyla birlikte çevirme işlemi yapabilirsiniz. Peki türevde nasıl olur? Türev alıcı devrede de kondansatörle direncin yerini değiştirdiğimiz zaman yine bu sefer üçgen veriyoruz, kara dalga elde ediyoruz. Türev ile integral neydi? Birbirinin tam tersiydi. O zaman buradaki işlemler birbirinin tam tersi işlemleri yaptığını görebiliriz çok rahatlıkla. Şöyle de düşünebiliriz. Burada y verdik. Türevini aldıysak y üssü. Peki y üssü verdiysem integralini aldıysak y çıkar. Bu tarz devrelerinde matematiksel işlemler yaptığını unutmayın. Yani size bir diferansiyel denklem verildiğinde siz bunu kondansatörler yardımıyla yani bu türev integral alıcı devreler yardımıyla çok rahat bir şekilde çözebilirsiniz. Şimdi biraz daha ayrıntıya inerek bu soruların nereden nasıl geldiğiyle bir bakalım. Şimdi burada op-amp integral alıcı devremiz var. Çıkışımız veya out. Giriş ve in sinyali. Ama giriş eksiden verilmiş unutmayın. Artı toprakta. Girişe bir bağlı R1 sinyalimiz var. R1 direncimiz var. Geri besleme direncinde ise RF ve CF dediğimiz iki tane devre elemanımız var. Birisi kondansatörümüz, birisi direncimiz. Bu durumda giriş ve çıkışlar hesaplaması nasıl yapılıyor? Şimdi V artı ucu toprağa bağlandığına göre şu kesişim noktası da topraktır. Ne demiştik? İçeriden akım akmaz. Potansiyel fark oluşmayacağı için artı noktasındaki gerilimle eksi noktasındaki gerilim birbirine eşittir. Artı toprak olduğu için burası da topraktır. 0 volttur diyebiliriz. Şimdi akımlar V in'den toprağa doğru gittiğini düşünüyoruz. Arkadaşlar bir dakika. V-in toprağa doğru gittiği için burada V-in'in yani akımı etkileyen tek parametre gerilim yani uyguladığımız kaynağımız ve direncimiz. O zaman biz burada devreden akan akımı, bu koldan akan akımı gerilim bölü direnç hesabıyla yapabiliriz çok rahatlıkla. Şimdi gelelim üstteki hesaplama işlemlerine. Üstte de bir kondansatör vardı. Bu kondansatör üstünden akan akım ise kondansatörün kapasitif değerine bağlı olarak kondansatör üstündeki gerilimin zamana bağlı değişimiyle hesaplanır. Bu normalde devre analizi form kitaplarında veya dersinde işlediğiniz konulardaki standart denklemimiz. Peki VC denklemi? VC, evet. Kondansatörün denklemi ise kondansatörün üstündeki gerilim de 1 bölü C integral ediyoruz 0'dan T zamanına kadar. Artık hangi zaman aralığında biz bunu istiyorsak 0'dan T'ye TOA'ya bağlı olarak yani T'ye bağlı olarak biz bunun integralini alıyoruz IC akımının ve başlangıçtaki sabit gerilimini ekliyoruz. Yani kondansatör başlangıçtaki hangi gerilime sahipse buna ekliyoruz. Bu işlemi yaptıktan sonra biz kondansatör üstündeki gerilimi bulduk. Peki kondansatör üstündeki gerilime bakalım. Artı eksi CF toprağa doğru gidiyor. Aynı şekilde V out da artı eksi şeklinde düşünürseniz kondansatör üzerindeki gerilimle V out üzerindeki gerilim birbirine eşittir. O yüzden biz bu denklemi buna çevirebiliriz. Yalnız burada tek var akımın yön değiştirmesi gerekir. Çünkü biz akımı çıkıyor gibi almamız gerektiği için. Burada aynı işlemi yaptıktan sonra 1 bölü CF diyoruz. Çünkü bizim artık CF kondansatör değerini kullanıyoruz. 0'dan T'ye eksi I in DTO artı VCF'nin 0 değeri. Yani kondansatörün başlangıçtaki değeri.
Burada i in yerine de kondansatörün v in bölü r in, r in v in bölü r1 değerinde yerine yerleştirdiğimiz zaman v0 çıkış değerimiz kondansatöre, dirence ve girişe bağlı olarak ifade edilmesi bu şekilde. Peki biz bunu sorularda falan kullanacak mıyız? Şimdi bu kadar detaya inmeyeceğiz. Kondansatörlü integralli şekilde göstermenizi istemeyeceğim. Bunları daha basit. Kondansatörleri direnç olarak kullanarak nasıl işlem yapabiliriz? Yani çıkış fonksiyonlarını nasıl belirleyebiliriz? Onlara bakacağız. Yani JVL'i ya da S domaininde bunları ifade etmeye çalışacağız. Şimdi buradaki integralin içerisindeki R ve yani sabit parametreleri de dışarı atmak istiyoruz. Burada R sabit. V in zamana bağlı bir değişken. Çünkü AC sinyal verildiği zaman AC sinyal T zaman aralığında zamana bağlı olarak değişir. Aşağı iniyoruz şimdi. Şimdi bir dakika. Şimdi baktığımız zaman da R'yi de dışarı attık. Eksi 1 bölü R CF R1 CF integral 0'dan T'ye V in DTO ve V CF'nin ilk değeri. Kondansatörümüzün ilk değeri. Kondansatör zaten ilk değerinde boşsa, devre ilk anda çalıştırıldıysa buna dikkate almıyoruz. Yani ancak yani ilk periyotta dikkate almayabilirsiniz. Sonraki periyotlarda bunlar dikkate alınması gereken değer olduğu için kondansatörün çıkış değerinde değişikliklere sebep olabilir. Şimdi buradaki konumuz op-amp integral devresinin frekans tepkisi ya da frekans cevabı olarak düşünebilirsiniz. Yani hangi frekanslarda ki sinyalleri bu op-amp'ta kullanabiliriz, kullandığımız zaman işimize yarar, kesme yapmaz, devreden zarar görmeden çıkabilir şeklinde diye düşünebilirsiniz. Şimdi bu eksenimiz şunu gösteriyor. X ekseninde frekansımızı gösteriyor. Y eksenimiz ise kazancımızın desibel cinsinden değerlendirilmesini göstermiş. AOL dediğimiz kazanç. Ve bu kazancın ve kazançla frekans arasındaki ilişkiye bakıldığında FC2 ve 10FC2 şeklinde iki tane parametremiz var. Bunlar X ekseninde işaretlenmiş. Şimdi normalde bir ideal integral alıcı devremiz olduğu zaman kazancının etkisi frekansa bağlı olarak frekans arttıkça kazancı yavaş yavaş düşüyor. Yani şu kesikli çizgiyle devam edip aşağı doğru dümdüz çizgiyle devam eden noktaya düşünüyoruz şöyle. İdealde bu olması gerekiyor. Ancak yüksek bu 110 desibelden başlayamıyor başlangıçta. Buraya bir R direnci eklediğimiz zaman, integrale R değeri eklediğimiz zaman kazancımız şu şekilde değişiyor. Şuradan aşağı değişiyor. Yani R direnci kazancı frekansa bağlı olarak etkisini azaltan bir değere sahip oluyor. Daha sonra şurada FC2 dediğimiz değerimiz var. Kesim frekansı. Ve 10FC2 var. Biz esasen devreyi çalıştırmak istediğimiz zaman işte devre mesela kaç Hz diyelim. Şimdi 160 Hz'lik bir kesim frekansına sahip olan bir devre tasarlamak istiyoruz. Bozucu etki, şimdi burası 160 Hz ise bozucu etki 1600 Hz'den sonra başlamaya başlar. Devrenin çıkış değerlerinde bozulmaya sebep olur. Biz bozulmaya sebep olmasın diye belirlediğimiz değerleri yani frekansı, minimum frekansı bu şekilde tasarlıyoruz. FC dediğimiz şey bizim İşte 160 Hz'lik bir devre tasarlamak istiyorsak 160 Hz'e göre R ve C değerlerini kendimiz seçmemiz gerekiyor ki devre bozulmadan kaliteli kararlı bir şekilde çalışsın. Aksi halde düzgün çalışmıyor devremiz. Bu kesim frekansından kastımız op-amp'ın 10FC2'den sonra frekans değerinden sonra doğrusal karakteristiğini kaybetmeye başladığı noktadır.
Yani malzemenin kalitesi değişiyor. Malzemenin kalitesi ne kalsın? Kalite aynı. Ama çıkış kalitesi değişiyor bizim için. Doğrusallık değişiyor. İstediğimiz değerleri alamamaya başlıyoruz. Bu durumda tasarladığımız devre işimizi görmez oluyor. İşimizi görmesi lazım bizim. Biz bu yüzden devrenin hesaplanması gereken, çalışır halde olması gereken değerleri bu parametrelerle hesaplıyoruz. Şimdi aşağıda bir tane örneğimiz var. Örnekte diyor ki, yandaki devrede devrenin kesim frekansını ve çıkışın doğrusallığını kaybettiği noktayı bulunur. Frekansı bulunur. Şimdi kondansatörler 10 nanofarad, geri besleme direnci 100K, giriş direncimiz R1, 1K olarak verilmiş. Giriş sinyalimiz de bir üçgen kare dalga. Bu nasıl bir devre? İntegral alıcı bir devre. İntegral alıcı devrelerde çıkış nasıl bir devre oluyordu? Hemen hatırlayalım. Kondansatör yukarıda, kare dalga girmiş, çıkışımız üçgen olacak demek ki. Çıkışımız üçgen bir dalgamız. Yalnız burada dikkat edin, kare dalganın genliğinden belli bir oranda azalma meydana denk gelerek artı ve eksiden üçgen dalga o şekilde çıkmış. Şimdi kesim frekansımızın formülü neydi? Fc. 1 bölü 2 pi f, 2 pi rf, cf. Burada kondansatör ve r'nin değerlerini ohm olarak kullanacaksınız. Kondansatörü de farad olarak kullanacaksınız. Bu değerleri yerine yazdığınız zaman, yani birim dönüşümleriyle birlikte işlem yaptığınız zaman sonuçta bize frekans hertz cinsinden çıkacak. Aralarda dönüşümleri yanlış yaparsanız problem çıkar, unutmayın. Şimdi formülümüzü yazdık. Kesim frekansını buluyoruz öncelikle. Fc eşittir 1 bölü 2 f, 1 bölü 2 rf, cf. R direncimiz kaçtı bakalım? 100 kaymış. O zaman bunun yerine 100 çarpı 10 üzeri 3 olacak bu arkadaşlar. Artı 3. 100 kaysa 10'a çevireceğiz. 10 üzeri artı 3 olacak. Şurası artı. Ben bir düzeltme yapayım. Nanofarad var. 1 nanofarad 10 üzeri 9 farattır. 1 kilo ohm da 1000 ohm'dur. Burada dönüşümlerini yazdım. 10 çarpı 10 üzeri 9 diyerek bunu farata çeviriyoruz. Bakalım kondansatör kaçmış? 10 nanofaradmış. Doğru. Bu işlemleri yaptığınız zaman yaklaşık 159 Hz'lik bir değer elde ederiz. Bu bizim için kesim frekansıdır. Bundan sonra sinyal bozulmaya başlar yavaş yavaş. Ancak 10 katından sonra sinyal tamamen böyle bozucu etkilere sahip olur. Şu da birimin hesaplanması. Birimi nasıl hesaplıyoruz? 1 bölü 2 pi ohm çarpı farattan hertz olarak çıkar. Siz bunun işte değerlerine birimleri değiştirdiğiniz zaman şurada elde edeceğiniz birim aynı olmaz. Onu unutmayın. Hatalı sonuç ürettirmeyin kendinize. İşlem hatalarına muhakkak dikkat edin. Burada özellikle not düştüm. Farad ve ohm kullanılır diye. F minimum dediğimiz bu kesim frekansı ise, yani bozucu etkilerin başladığı değer ise 10 Fc2'dir. Bu da 10 katıdır. Yani bir yaklaşık 1.59 kHz'den sonra bu devreye uygulanan sinyallerde bir bozukluk oluşmaya başlar. Sağlıklı bir şekilde çıkış alamayız. Bunun teknik anlamda şu şekilde açıklıyoruz. O pump'ın doğrusallığını kaybettiği nokta diyoruz. Bu F minimum kaybettiği nokta 10 Fc2'ye karşılık gelir. O da yaklaşık 1.59 kHz'dir. Şimdi gelelim türev alıcı devreye. Şimdi bu RF, CF falan ifadelendirme de alttaki F feedback'tir. Yani geri besleme direnci anlamına gelir. Şurası toprak arkadaşlar. Bu kısmı da unutmuşuz. Türev alıcı devrede çıkış ve girişlerin hesaplanması şu şekilde yapılıyor.
Şimdi V out artı eksi şeklinde düşünürseniz, şurası toprak zaten. Nedir? Akım çarpı direnç olması lazım ama akımın yönü tam tersi olacak, aşağı doğru gitmesi gerekiyordu. O zaman biz bunun başına eksi İN dedikten sonra RF ile çarptığımız zaman bize çıkışı verir. Peki aynı şekilde şurası da toprak. Buradaki gerilimi de şu şekilde hesaplanmış, kondansatörü ve dirence bağlı olarak V out değeri. Eksi C1 RF ve DV in bölü DT. Burada şunun yerine asıl kondansatördeki değeri iyi şuradaki değer. Çünkü akımlar tek koldan geliyor. İçeri gitmediği için yukarıdan tekrar devam ediyor. Buradaki akımı biz kondansatöre bağlı olarak hesapladığımızda bu i'nin yerine kondansatörlü ve girişe bağlı bir değer yazdığımız zaman Vout çıkış değerini elde edebiliriz. Burada kondansatördeki akım nedir? Kondansatörün kapasitif değeri ve üzerindeki ya da girişteki gerilim değerinin zamana bağlı olan değişimi. Bu zaten standart formülümüz bizim. Devre analizlerinde kullanılan formül. Bunu direkt akımda az önce bulduğumuz formülde yerine koyduğumuz zaman bu türev alıcı devremizde çıkış değeri girişteki kondansatör ve R'ye yani C1, RF ve DV in bölü DT'ye bağlı olarak hesaplanabiliyor. Yine tekrar ediyorum. Kondansatörlü devrelerde böyle integralli devrelerle çok fazla haşır neşir olmayacağız. Sadece böyle bir devre olduğunu, bu devrenin nasıl çözüldüğünü bilin şimdilik yeter. Ancak bunların transfer fonksiyonlarına odaklanacağız. Yani V0 bölü VI fonksiyonlarını yine kondansatörlü devrelerde hesap yapacaksınız. Burada hesap yaparken bazı yöntemler var, adımlar var. Onları zamanı geldiğinde göstereceğim tekrar. S domenli dönüşüm yapacağız. Yani Laplace dediğimiz bir şey var. Laplace yöntemiyle bu devreyi bir dönüşme tabi tutup sanki bundan sonra artık kondansatörler yokmuş, sadece dirençler varmış gibi işlem yapmaya başlayacağız. İntegral devremiz de, türev devremiz de buydu. Şimdi türev alıcı devremizin de frekans tepkisi var. Devrede nasıl bir giriş sinyaline bağlı olarak nasıl bir tepki gösteriyor? Esasen şu kırmızıyla şu anda çizdiğim gerçekte olan, idealde olan devrenin frekans tepkisi. Kazanç arttıkça frekans değerleri de artabiliyor. Yalnız burada arada bir direnç koyduğumuz zaman artık belli bir yerden sonra kazancı arttıramıyorsunuz. Yani AOD'nin desibel değerini arttıramıyorsunuz. Bu durumda artık işte FC kesim frekansı meydana gelmeye başlıyor. Bozucu etkiler oluşmaya başlıyor. Şu da frekans aralığı olarak da düşünebilirsiniz. Şu aralıkta devremiz çalışır. Burada kesim frekansımız da 1 bölü 2 pi RC şeklinde hesaplanabiliyor. Az önceki formüle benzer bir formül. Yani devrenin girişinde kullanacağınız frekans değerine bağlı olarak direnç değerlerini kendiniz belirlemeniz gerekir. Yani frekansı muhakkak bilmekte fayda var. Burada da FC max dediğimiz bir şey de bunun onda birine karşılık gelir. Bu da idealdeki doğrusallıkla alakalı bir durum. Bunlar hesaplanırken, desibel cinsine çevrilirken 20 logaritma sanılır. Eksi RF bölü R1'de bir hesaplama yapılır. Bu içerideki değer de genellikle kazanç değeridir. Ama desibel çevirmek için eksi 20 logaritma sanılır bunlar. 20 logaritma sanılır, pardon. Şimdi genel anlamda integral devrelerini gördük, türevi gördük. Peki bu devreleri biz işlem yaparken matematiksel denklemlerde nasıl kullanırız ona bakalım. Şimdi elimizde şöyle bir denklem var. Y'nin ikinci türevi eşittir 2y üssü eksi y artı 5 sinüs 3t. Böyle bir ifadeyi veren, diferansiyel denklemi çözen bir devre tasarlamamız isteniyor. Yani op-amplı bir devre tasarlayacağız. Ama devrenin çıkışında biz y2 üssünü almış olmamız gerekir. Y2 üssü nedir bilmiyoruz şu anda. Şimdi bunu açıklayacak şekilde bir devre tasarlayalım. Önce tasarlanmış devreyi size göstereyim. Nasıl bir devre olduğunu. Tasarlanan devre bu. Y2 üssü giriyor. Önce bir kere türevini alıyoruz. Y üssü. Sonra Y üssünün bir daha türevini alıyoruz. Denklemimiz neydi bizim? Şuraya yazalım.
y2 üssü eşittir 2y üssü eksi y artı 5 sinüs 3d. Şimdi integral aldığımız zaman başın eksi geliyor, unutmayın. Önceki formüllerimizde vardı bu zaten. Y'nin bir kere integralini alırsanız eksi y üstünü yaparsınız. Bir daha integralini alırsanız şurası eksi y'di. Y'ye karşılık gelir. O zaman biz y'yi y üstünü elde ettikten sonra bir toplayıcı devreyle bu değerleri toplayabiliriz. Şu kısımda aşağıdaki devremize toplayıcı devremiz. Üstteki kısmımız, şu belirli kısmımız integral alıcı. Tabi çıkışı da başa tekrar gönderiyoruz ki, çünkü aslında çıkış girişe de bağlı. Yani girişler de çıkışa bağlı. Geri beslemeli bir devre. Kendi kendine geri besliyor ki öndeki değeri dışarıya tekrar verilsin. Bu şekilde bir devre tasarımı yapılacak. Şimdi her bir kademenin nasıl yapıldığını inceleyelim. Yani şu birinci kademeyi nasıl tasarladık? İkinci kısmı nasıl tasarladık? Sonra bunları toplayan bir devreyi nasıl tasarladık? 3 tane farklı devre var burada. Üçünü de tek tek tasarlayarak nasıl toplama çıkartma işlemleri yaptığımızı belirleyelim. Şimdi biz tahmin olarak düşündük. Bir çıkışımız veyahut y üssü 2 diye verilmiş denklemimizde. O zaman bizim burada bir integral alıcı devremiz. Şurada bir blok diyagram çizersek. Y üssü, sonra y ve bir toplayıcı devreyle bunları belli katsayılarla toplamaya ihtiyacımız var. O zaman biz her birini öncelikle tek başına olacak şekilde bir devre tasarımı yapalım. Sonra bunları tek tek birleştireceğiz. Şimdi biz girişi y2 üssü olan bir devre varsa elimizde, bunu bir integralini alırsak y eksi y üssünü veren bir devreyi tasarladığımız zaman denklemler devre bu şekilde tasarlanır. R ve C değerleri kesim frekansından etkilenir. Bu yüzden çıkışı etkilemez şimdilik. Kesim frekansını etkiliyor. Giriş sinyalinde frekansı belli olduktan sonra, ki şu anda belli değil, o yüzden belirli değerler koyabiliriz, atayabiliriz buraya. Ama belli olursa kesim frekansını etkilemeyecek şekilde ayarlanmasında fayda var. Şimdi bu kısımda y2 üssünü eksi y üssü olarak aldık. Bunu sayfa 2'de tekrar integral alıcı devreler nasıl tasarlanıyordu orada vardı. Buradaki v-out çıkışımızın formülü de bu. Oradaki formülün aynısı. Niye burada eksi başına geldiği için bu eksi unutmuyoruz. Şu kısım zaten öndeki ifade. O yüzden başında eksi var, unutmayın. Şimdi gelelim ikinci ifademize. İkinci gene bir integral alıcı devremiz. Bir daha integral alırsak neye dönüşür bu? Eksi y'ydi, y'ye dönüşmüş oldu. Yine kondansörlerimizin ve direnç değerlerimizi aynı değerlerde yazıyoruz. Geriye besleme negatif ucudan yapılıyor, unutmayın. Kondansörlerde artı bacak toprağa bağlı. İki tane devremiz hazır şimdi. Şimdi bir toplayıcı devreyle birlikte bunları toplamamız gerekiyor. Ama devreyi öyle bir tasarlamamız gerekiyor ki direnç değerleri şu toplayıcı devrelerde katsayılar sabit olsun, belirli olsun. Şimdi bakalım bu toplayıcı devrenin normalde nasıl toplayabiliriz ona bakalım. Tek tek bunları toplama işlemlerine bakacağız şimdi. Şimdi bu nasıl bir devre? Şuradaki kısma önceki süperpozisyonla tek tek toplayacağımızı daha önce söylemiştik. O yüzden bir kaynak hesaba katılırken diğer kaynakların hepsi toprak yapılıyordu hatırlarsanız. Burada çıkışımız y2 üssü ise, şurası y2 üssü. Tek tek sadece y'yi kullanarak nasıl bir işlem yaptığımıza bakalım. Y'yi kullandığımız zaman negatiften bir giriş olmuş, eviren devre. Artı kısmında bir direnç var ama toprak. Buradaki hesap nasıl yapılıyor? Kondansatörün değerlerine bakalım. Şuraya da RF dersek biz. Geri besleme direnci. Bakalım. Şu devre arkadaşlar. Geri beslemeli. Eksi R2 bölü 1 R1. Yani eksi RF bölü R1 dediğimiz zaman giriş sinyalleri de çarptığımız zaman devreyi elde edeceğiz. Aynı şekilde V1 bölü V, yani şu toplayıcı devre de aynı şekilde. Eksi RF çarpı geri besleme direncimiz çarpı
V1 bölü R1 ya da V2 bölü R2. Burada bir toplayıcı devre var zaten. Bu iki kısmı görebiliyoruz. Burada da eksi RF çarpı, yani eksi 40 bölü 40 çarpı Y. Eksi 40 bölü 40 çarpı Y. Birinci kısım tamam. İkinci kısma geliyoruz. Eksi Y üssü. Şurası Y üssü olacak. Eksi Y üssü. Eksi Y üssü. Eksi Y üssü. Tamam, burası tamam. Eksi RF bölü 20 olacak. Eksi RF bölü R2 yani. Eksi 40 bölü 40. Eksi 40 bölü 20. Burayı da yazdık. Şimdi geldik son kısma. Toplayacağımız diğer parametremiz bu. Peki bu parametreyi nasıl topluyoruz? Bakalım. Giriş artıdan verilmiş. Yani evirmeyen. Bakalım. Evirmeyenin formülü neymiş? Evirmeyenden olduğu zaman 1 artı R1 bölü R2. Burada R1 ve R2 neyi karşılık geliyor? R1 RF direncine karşılık geliyor. Geri besleme direnci. RF ise, R2 ise N bacağına bağlanmış. Bütün dirençlerin toplamı diye düşünebilirsiniz siz bunu. Şimdi biz kendi devremize bakalım. Eksi RF bölü RN bacağına bağlanmış bütün dirençlerin eş değeri olması gerekir. Çarpı sinüs 3VT. 3T. Evet. Şimdi burada böyle bir durum oluştu. RF kaç? Eksi 40. Şimdi bu arada bunun katsayıları falan verilmişti bize. Ona bir bakalım. Hemen denklemi şuraya yazayım da ben de. Denklemimiz neydi? 2y üssü eksi y artı 5 sinüs 3t. Şimdi şurada R1, R2, R3 dirençleri koydum. Bunların değerlerini de hesaplamamız gerekiyor. Hangi değerler olduğu için, toplayıcı devre olduğu için. RF var bir de. Şimdi Y üstünde katsayının 2 olarak elde edilmesi gerekiyormuş. O zaman Y üstü neresi? Şu bir, ikinci kısım. 2 olarak elde edilmesi gerekiyorsa biz RF'ye 40 dersek R2 direnci, ortadaki direncin 20 olması gerekiyor. 2'yi elde edebilmek için. Y'de ise katsayının kaç olması gerekiyormuş? Eksi 1 olması gerekiyormuş. Zaten katsayı başından kendi eksi geliyordu. Eksi RF dediğimiz için. 40 bölü 40 dersek biz buna, burada bir katsayı elde etmiş olduk. Yani RF'lerin hepsini 40 standart verdim. Paydaların da istediğimiz oranı elde edeceği şekilde tekrar ayarlıyoruz. Aşağı 20 elde ettik. Şimdi Y üstü değerleri hazır. Sinüs 3VT'ye geldik. Bunun formülü neydi? Eksi RF bölü RN çarpı sinüs 3T'ydi. RF'mizin değeri 40. Şu formüle bakalım. 1 artı RF artı RN'ymiş. Şurada 1 artı olacak. Formülümüz bu şekilde. Şimdi yukarıdaki değerimiz 40. RN'miz. Buranın 5 olması için ne olması gerekir? RN'nin 10 olması gerekir. Doğru mu? O zaman negatif uca bağlı olan bütün dirençlerin eş değer direncinin 10 olması gerekir. 10 yapabilmek için biz şu normalde R1 ve R2 vardı bizim elimizde şu anda bağlı olan. Birisi 40, birisi 20. Biz bunları kullandığımız zaman 10 yapmıyor. Demek ki biz buraya bir tane daha direnç atmamız gerekiyor. Bu attığımız direncin değeri peki ne olacak? 3'ünün toplamı, R1, R2 ve R3'ün değerinin toplamı 10 olması gerekir. Peki bunu 10 yapacak değer hangisi? Buradan işlem yapıyorsunuz. Yani 1 bölü R1, 1 bölü R2, 1 bölü R3 eşittir 10 diyorsunuz. R1'e biz 40 vermiştik. R2'ye de 20 vermiştik. Artık burada R3, şurası R3'tü normalde. R3 kaç çıkar? Siz içler dışlar çarpma yapıp bunu hesaplayacaksınız. Ama kolay yolu şöyle yapabilirsiniz. 2 tane R direnciniz olduğu zaman bunların paralelini aldığınız zaman sonuçta R bölü 2 sonuç çıkar. Yani biz bunların 10 olmasını istiyoruz. O zaman 20'ye paralel bir tane daha 20 olursa ikisi 10'a karşılık geliyor. O yüzden 40 bağladığımız zaman 40, 2 tane 40'ın paraleli ne yapar? 20. 20 ile 20'nin paraleli 10 yapar. Yani sondan başa doğru gittik. Değeri bildiğimiz için birazcık.
işleme hesaplaması biraz daha kolay oldu. Tabii bu hesaplamaları birkaç sefer yaptıktan sonra sizin için daha pratik hale dönüşecektir bu. Ama istemiyorsanız şu denklemi matematiksel olarak çıkartın da yapabilirsiniz. Ya da gözle yapmak istiyorsanız da işte iki direncin birbirine eşse bunlar. Paralelini aldığımız zaman çıkışta bunların yarısı kadar bir eşdeğer direnç elde ederiz. Şu kısmın formülü de 1 artı Rf bölü Rn diye düşünebilirsiniz. Yeni bağlayacağımız üçüncü değer, direncimizin değerini de bu şekilde hesapladık. Buraya bir 40K'lık daha direnç bağlamamız gerekiyor. Bağlamazsak devre çalışmaz ya da çalışır. İstediğimiz katsayıyı vermez. Verdiği katsayı ne olur? 1 bölü Rf bölü Rn idi. 40 ile 20'nin paraleli ne yapar? 40 çarpı 20 bölü 60. Sıfırları sadeleştirdik. 3, 2 kaldı. 40 bölü 3 yaklaşık şurada da bir 7 olsa yaklaşık bir 14 gibi bir katsayı çıkar. Biz de esasen 5 istiyorduk ama 14 çıktı. Demek ki bir yanlış hesap yapmış oluruz. Katsayı 5'e getirecek şekilde oraya yeni bir direnç eklememiz gerekir. Şu öndeki direncin bir anlamı yok. Buradaki istediğiniz değeri verebilirsiniz. Sadece genellikle devre elemanları, kaynaklar bir yerlere bağlanırken dirençle birlikte bağlanır. Akımı sınırlandırması için. Güvenlik amaçlı konulmuş dirençler diye düşünebilirsiniz. Tabii koyduğunuz direnç değerlerini de devredeki diğer dirençleri de benzer bir şekilde seçmenizde fayda var. Durum bu. Şimdi Rn'yi 10 yapan 3R direnç hesaplanır, toprağa bağlanır dedik. Üçüncü direnç de toprağa bağlanır şekilde bu şekilde hesaplanıyor Rn direncimizde. Devrenin en son çizilmiş hali ise bu şekilde. Y2 üstü gelir. Tabii çıkıştan bunu alıyoruz. Bir integralci devreyle eksi y'ye yapıldı. Bir daha integralini aldık. Y oldu. Elimizde 3 tane parametre olmuş oldu şimdi. Y, y üssü ve sinüs 3VT. Biz bunların üçünü toplamanı istiyoruz zaten. O zaman eviren ve evirmeyen şekilde bir toplayıcı devreyle topluyoruz. Eksi y üssü vardı burada. Girişimiz eksi y üssü. Bunu y üssü yapmak için eviren tarafı kullanmamız gerekir. Y vardı. Eksi y'ye dönüşmüş. O zaman bu da eviren kullanılacak. Artı 5 VT var. Demek ki bu evirmeyen olacak. Bu taraf, bunu da evirmeyen tarafa bağlayacağız. Hangi tarafa bağlayacağınızı da önündeki artı ve eksi işaretlere bakarak tespit edebilirsiniz. Eviren tarafta mı kullanılacak, evirmeyen tarafta mı? İşaret değiştirmesini istiyorsak eviren, işaret değiştirmesini istemiyorsak evirmeyen olacak. Tamamdır. Şimdi gelelim karşılaştırıcı devrelere. Bu devre ne iş yapıyor? Bunun üzerinden devam edelim. O pump esasen V artı yani artı ucundaki gerilim değeriyle eksi ucundaki gerilim değerini karşılaştırarak çıkışa verir. Giriş ve çıkış arasındaki biz bağlantı kurmak istersek Vn negatif bacağına Vn, pozitif bacağına da biz Vp dersek ve bu pump'ın içinde bir kazancı olsa A diye bir kazanç dersek çıkışımızı V0 eşittir A çarpı Vp eksi Vn şeklinde ifade edebiliriz. Burada o pump'ımızın çevrimi, yani açık çevrim kazancı dediğimiz bir kazancımız var. O pump yaklaşık içerisinde sonsuz kat bunu büyütebilir. İdealde bu. Ancak pratikte 200 bin kata kadar yükseltebiliyoruz elindeki sinyali. Bu 200 bin kata kadar yükseltmesi sayesinde biyomedikal sinyalleri, yani çok küçük mikrovoltlar seviyesindeki sinyalleri yükselterek monitörlere aktarabiliyoruz. Burada ne demiştik? Vp bacağındaki gerilim ile Vn bacağındaki gerilimin farkını alır. 200 bin ile çarpar, çıkışa aktarır. Burada nasıl olacak mesela? Örnek verelim. Vp bacağı şu anda toprağa bağlanmış. Toprağa bağlandığı için ne olması gerekir? Yazalım. Eşittir. 200 bin. Sıfır. Eksi. Vn bacağına da biz 1 volt verdiğimizi düşünelim. 1.
Burası ne yaptı? Eksi 200 bin gibi 1 volt yaptı. Peki 1 volt verip 200 bin volt elde edebiliyorsak biz çok büyük bir iş yaptık ya da o pump elektrik ürettik bedavadan diye düşünebilirsiniz. İş böyle olmuyor. O pump'ın çıkışında görebileceğiniz maksimum genlik değerleri o pump'u beslediğiniz V artı ve V eksi ile sınırlıdır. Yani biz eğer o pump'ı artı 15 volttan beslediysek ya da eksi 15 volttan beslediysek çıkışta eksi 200 bin değil de eksi 15 görebiliriz. Eğer bu değer tam tersi olmuş olsaydı, VP yerine 1, VN bacağı 0 olmuş olsaydı bu sefer çıkışımız ne olacaktı? 200 bin volt olacaktı. 200 bin volt o pump veremeyeceği için o pump'ın çıkışında biz artı 15 volt görecektik. Yani o pump'ın çıkışa aktaracağı gerilim artı beslemeler ile sınırlıdır. Daha üstüne ya da daha altına indiremezsiniz bunu. Şimdi şurada bir grafiğimiz var. Mavi ile çizilmiş alan bizim giriş sinyalimiz ve IL sinyalimiz. Bunun zamana bağlı olarak değişimi ile birlikte çıkış sinyalinin hesaplanması isteniyor. Burada kural şu. Öncelikle giriş sinyalini çizersiniz ve IL sinyali. Burada çizilmiş. Şu taralı bölge yok arkadaşlar. O yanlışlıkla kaymış eksen o tarafa. Yani esasen şurada şöyle olması gerekiyor. Çizelim tekrar. Yani zaman ekseninde önce gidip geri gelemez sinyal. Böyle devam edecek. Yani sinyal şöyle gittim geri geldim. Böyle bir zaman ekseninde değişim yok. Yanlış çizmiş burayı. Zamanda gittik geri geldik öyle bir şey yok yani. Ya da aynı anda iki değer alamıyor. Sinyalimiz bu şekilde. Öncelikle VP ve VN bacaklarındaki gerilimler çizilir. Çıkış gerilimi nasıl çizdiğimize bakıyoruz şimdi. Bu hangi bacağımız? VN bacağımız. VP bacağındaki gerilim değerimiz de 0. Onu da 0 olarak işaretliyoruz. İkisini de grafiğin üstüne oturtuyoruz şu anda ilk başta yaptığımız iş. Yani size bir karşılaştırıcı devre verildiğinde, bunun girişini ve çıkışını çizmeniz istenildiğinde öncelikle VP bacağı ve VN bacağındaki gerilimler X ve Y eksenlerine oturtulur. Daha sonra bunların kesişim noktaları alınır. Mesela bunun kesişim noktası burası. Şurada bir kesişim noktası var. Burada bir kesişim noktası var. Burada bir kesişim noktası var. Şimdi açık çevrim kazancı olduğu için bu pump'ın çıkışında giriş sinyaline bağlı olarak çıkışta ya eksi 15 ya da artı 15 görülecek. O zaman bu kesişim noktalarının da sinyal yön değiştirecek. Yani büyüktür küçüktür şeklinde düşünebilirsiniz. Mesela şu kısımda şuraya VN dersek VN büyüktür VP şu kısımda. Diğer kısımda VP büyüktür VN. Dikkat edersek burada birinci bölge oluştu. VP ve VN'nin birbirinden büyük ya da küçük oluşuyla alakalı. Şu ikinci bölgemiz, üçüncü bölgemiz ve dördüncü bölgemiz. Dört tane farklı bölge oluştu. Ama bunlar sinüs bir şekilde bir yukarı veya aşağı indiği için sinüse benzer bir şekilde. Birinci ve üçüncü bölgeler aynı. Şu ikisi. İkinci ve dördüncü bölgeler de aynı. Sinyaller çıkış vereceği zaman kesişim noktalarından, onu da maviyle çizelim. Kesişim noktalarından aşağı yukarıya doğru önce doğrusal çizgiler çizilir. Bu iki sinyal iki bölgeye ayrıştırılır. Yani kaç bölge artık çıkıyorsa. Burada 4 bölge çıktı. Ben geçeyim. 4 bölge çıktı. Sonra her bir bölgede çıkışın esasen hangi gerilime sahip olması gerektiği tespit edilir. Örneğin VN büyüktür VP. Hangisi büyük? N ucundaki daha büyükmüş. Şu çıkış eksi 15'in olduğu değer. O zaman çıkışımız bizim eksi 15 volttur diyoruz bu durumda. Sabit çıkış olacaktır. Bu bölgedeki bütün çıkışlarımız eksi 15'tir. O ikinci bölgemizde VP büyüktür VN. Yani pozitif bacaktakinden daha büyükmüş. O da ne olacak? Artı 15 çıkıştı. Yani 1 eksi 0 diye düşünüyoruz. O da 15 volt oldu. Üçüncü bölge birinci bölgeyle aynı. Çıkış direkt negatif. Dördüncü bölge ikinci bölgeyle aynı. Çıkış pozitif. Tekrar yeni bir bölgeye geldi. Üçüncü bölgeyle aynı. Tekrar devam ediyor. Kare dalganın çizme mantığı bu. İki sinyal oturtulur üst üste. Kesişim noktaları tespit edilir.
kesişim noktalarından V artıya kadar ve V eksiye kadar öncelikle dümdüz bir doğru çizilir. Bu doğrular 4 tane ya da kaç tane artık yan yana oluyorsa her bir bölge işte VP'nin VN'den küçük olup olmadığına bakılarak çıkışın bu V0 formülü, açık çevrim kazancı formülümüzle birlikte hesaplanır. Artı 15 mi eksi 15 mi diye tek tek bakarsınız. Bu bakma sayesinde hangi bölgenin hangi çıkış gerilimi üreteceğini çok rahat bir şekilde görebilirsiniz. Şimdi bununla alakalı bir tane örnek yapalım. Şimdi yandaki devrede voltaj kaynağının artı 4.999 ve 5.001 olması durumunda karşılaştırıcı devrenin çıkışında hangi voltajı elde edersiniz? Çıkışlarımız da artı 10 volt ve eksi 10 voltla sınırlandırılmış. Şimdi girişimiz öncelikle 5.001 olması durumunda nasıl bir çıkış elde ederiz ona bakalım. Vout'u öncelikle formülünü yazıyoruz. Op amp'ın formülünü yazıyoruz. Nedir? Kazanç. Bu yaklaşık sonsuzdur. Çünkü açık çevrim kazancı var. Herhangi bir geri besleme yok. Geri besleme olmadığı için dirençlerle bir şekilde katsayısı oranı elde edilmemiş. Kazanç katsayısı elde edilmemiş. Op amp'lar idealde, yani herhangi bir giriş çıkış dirençleri birbirine bağlanmadığı sürece açık çevrim kazancı olarak isimlendirilir ve bunlara kazançlarımız sonsuz denir. Sonsuz da pratikte ise bu sonsuzun karşılığı yaklaşık 200 bin civarındadır. Bir verirsiniz 200 bin alırsınız. Peki Vout'un girişleri farkı nasıl olacak? Artı bacaktaki sinyal eksi bacaktaki sinyal olacak. Biz eksiye artıya ne vermişiz? Vin. Artı V in, eksiye V referansı vermişiz. Referans değerimizde kaç volt? 5 volt. V in'e kaç vermemiz istenmiş? 5.01. Bunu çıkarttığınız zaman çok küçük de olsa bir pozitif değer oluşur. Bu çok küçük bir pozitif değerle birlikte siz 200.000'de bunu çarptığınız zaman çok büyük bir pozitif sayı, yani sonsuz bir sayı elde edersiniz. Sonsuz ama pozitif. Peki op-amp sonsuz pozitif sayı verebilir mi çıkışta? Sonsuz pozitif verebileceği tek pozitif değeri artı 10'dur. O zaman bizim op amp'ımız çıkışta artı sonsuz veremeyeceği için besleme gerilim, artı besleme gerilimini dışarıda görürüz, çıkışta görürüz. O da yaklaşık 10 volt'tur. Bu idealde hesapladığımız değer. Ama pratikte hesapladığımız zaman 1 voltluk yaklaşık bir gerilim düşümüyle birlikte 9 volta kadar bunu görebilirsiniz. Yani ben 10 görmem gerekiyordu, neden 10 göremedim diye düşünmeyin. Bir gerilim düşümü ortaya çıkabilir. Şimdi peki Vin değerini -4.99 yaptığımız zaman nasıl bir sonuç elde ederiz? Yine formülümüzü yazıyoruz. Açık çevrim kazancımız çarpı Vin eksi VRF. VRF, Vin kısmı nedir? 4.999. V referansımız 5 volt. İçeride çok küçük bir negatif bir sayı oluştu. Bunu sonsuz bir sayıyla çarptığınız zaman yaklaşık 200 binle eksi sonsuzluk bir sayı elde edersiniz. Ama op-amp eksi sonsuz olarak verebileceği sayı maksimum eksi beslemesiyle sınırlıdır ve o da eksi 10 volttur. Bu durumda biz Vout için, burayı yazmayı unutmuşuz herhalde. Evet. V eksi voltajını görürüz. O da yaklaşık eksi 10 volttur. Tabi burada da yine bir gerilim düşümü görebilirsiniz. Eksi 9'a kadar düşebilir burada da. Bakıyoruz artı 10 muydu? Evet, eksi 10. Bu beslemelerin ikisi farklı da verilebilir. Yani ikinci besleme mesela direkt toprak da olabilir. Burası 20 olur. Aşağısı toprak olur. Tabi ikisinin farkı simetrik olacak diye bir şey yok. Burası 5 olur. Burası 2 olabilir. 1 olur. Eksi 3 olur. Yani ikisini de farklı koyabilirsiniz. Burası eksi 2. Birini 1, diğerini şuraya 3 verelim artıyı. Eksi 1 verebilirsiniz. Yani bu vereceğiniz çıkışta sınırlandırmak istediğiniz değer size bağlı.
Neye ihtiyacınız varsa ona göre devreyi sınırlandırabilirsiniz. Tamam, burada da not kısmında o pompın çıkışındaki artı ve eksi besleme gerilimlerini sınırlıdır. Ancak çıkışta bazı bir durumlarda gerilim düşümü olabilir. Yani pratikte kullanılması açısından. Çünkü MOSFET de kendi üzerinde şey, o pompta kendi üzerinde bir enerji harcayacak. Bu enerji harcamasından kaynaklı olarak 10 geldiyse, birini harcadıysa 9 çıkacaktır. Ya da eksi 9 çıkacaktır. Burada da onu belirtmiş olduk. Şimdi geri besleme konusuna gelelim. Geri besleme nedir? Çıkıştaki değerin girişe tekrar ilave edilmesi olarak düşünebiliriz. Burada çıkıştaki değerimiz nedir? V0. Biz bunu iki farklı yolla o pump'ın girişine tekrar verebiliriz. Birincisi artı beslemeden verilir. Diğeri de eksi beslemeden verilir. Biz genellikle negatifteki geri beslemeleri kullanacağız. Pozitif geri besleme özel bir op-amp devresi çeşidi. Bunlar Schmidt tetikleme devreleri olarak geçiyor. Bunları da göreceğiz. Schmidt tetikleme ya da trigger diye geçiyor. İkisi arasındaki fark bu. Schmidt'in özel formülleri var hesaplanması için. Özellikle kara dalga üretmede kullanılıyor. Ve belli formüllerle hesaplanabiliyor. Kare dalgayı istediğiniz standartlarda, istediğiniz aralıklarda, kesim aralıklarında vesaire hesaplayabiliyorsunuz. Periyotlarını değiştirebiliyorsunuz. Mesela üstteki periyot kısa olsun istiyorum diyorsunuz. Şu şekilde belli bir periyot, şu kısmı sileyim sadece. Mesela şu birinci kısmı, pozitif olan kısmı daha fazla, negatif olan kısmı daha az yapmak istiyorum diye düşünebilirsiniz. Bu durumda Schmidt tetikleme devresini kullanabilirsiniz. Yani ama normal kazanç istiyorsanız, çıkışın girişe bağlı olarak belli bir katla yükseltilmesini istiyorum diyorsanız, sinüs geldi. İşte bu 5 volttu burası. Şurası 0'dı. Ben bunu 15 ile 0'a çektim. Bunu yapabilirsiniz. Kaydırmayla birlikte yükseltmeler yapabilirsiniz. Ama Schmidt tetiklemede ise bunun frekansından oynuyorsunuz. Yani periyodu sabit kalacak şekilde de diye düşünebilirsiniz. Sinyalin pozitif ve negatif alternatiftaki sürelerini değiştirebiliyorsun. Geri besleme değiştiği zaman devre Schmidt'e döner. Unutmayalım. Şimdi Schmidt tetikleme devrelerine bakalım. Bu normal op-amp devrelerinde kullanılıyor negatif beslemeler. Pozitif geri besleme yaptığınız zaman muhakkak devre Schmidt devresidir, unutmayın. Gördüğünüz anda eğer besleme artı ucundan yapılmışsa bu Schmidt devresidir diyebilirsiniz. Örneğin bu devre. Besleme ve eksi ucundan yapılmış ama geri besleme artı ucundan yapılmıştır. Siz bu devreyi gördüğünüzde bu devre Schmidt devresidir deyip tamamen işlemlerinizi ona göre yapmanız lazım ki Schmidt devrenin tasarımı, analizleri tamamen farklı. Artı besleme ile eksi besleme işlemi farklı işlem görüyor. Bu iç yapısından kaynaklı olan bir durum. Şimdi burada VI sinyalinin biz arttırdıkça çıkış gerilimi değişir. Yalnız çıkış gerilimi işte burası 1 iken burası 1, 2 iken 2 şeklinde bir değişim içermiyor. VI değerini siz belli bir düzeyde arttırdıkça, örneğin şu alttaki grafiği düşünelim. X ekseni VI'yi, Y ekseni de Vout'u gösteriyor. Ben eksi belli bir değerden, çok küçük bir değerden diye düşünelim. VI'yi yavaş yavaş arttırmaya başladım. Geldim. Bu durumdayken sürekli ilk başta V artı pozitif. Yani çıkıştaki beslemeyi görüyordu. Besleme gelimini görüyordu çıkış. Arttırdım. VTH dediğimiz bir değere geldiğim anda o pump'ın çıkış değeri yön değiştirdi. Artık V artı değil de V eksiyi çıkartmaya başladı bana. Ben hala arttırıyorum. Devam edebilirim. Demek ki sinyali arttırdığım zaman VI sinyalini arttırırken o pump'ın çıkışının değiştiği nokta benim için VTH'tır. Birinci durumu anladık. İkinci duruma gelelim. O pump'ın çıkışı pozitif. Çok büyük bir pozitif değer düşünün.
Çıkışı da negatif şu anda. V eksi negatif. Ben bu V in değerimizi yavaş yavaş azaltmaya başlıyorum. Azaltıyorum. Çıkış V TL noktasına geldiği anda negatiften pozitife döndü. Ben yine artık azaltmaya devam edebiliyorum. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken durum, VI değerini arttırırken o pump'ın çıkışı BTH dediğimiz yani pozitif bir tarafta yön değiştirdi. VI'yi azaltırken yön değiştirmeye ise negatif bir yerde oldu. O zaman bu bizim için alt ve üst sınırlar olarak düşünebilirsiniz. Yani VTL ve VTH. Bunları ikisini aynen eksenle çizdiğimiz zaman Schmitt tetikleme devrelerinde çıkış gerilimi giriş geriliminin artıp artmaması yönüne bağlı olarak belli bir yerlerde değişir. Örneğin eğer VI'yi arttırıyorsanız siz arttırırken çıkış gerilimi VTH'da değişecek. Ama azaltıyorsanız VI'yi azaltırken de VTL noktasında değişecek. Bu durum kare dalga oluşmasına sebep olan bir işlem. O pump'ın iç yapısından kaynaklı olarak belli gerçekleşen bir değer. Burada VTH'ın ve VTL'nin hesaplanmasıyla alakalı bazı formüllerimiz var. Şimdi onlara bakalım. Çıkışta ne dedik biz? Kare dalga göreceğiz. Ya artı ya eksi. Tabii bu da belli bir evet, çıkışta ya artı ya eksi değer göreceğiz. Şimdi VI'nin giriş değerine bağlı olarak besleme gerilimlerine bağlı olarak o pump'ı neyle beslediyseniz, VTH'larınız ve VTL değerleriniz devredeki direnç değerlerine bağlı olarak, geri besleme direnç değerlerine bağlı olarak bir değişim noktası belirleyebiliyoruz. Bu değişim noktaları VTH dediğimiz değerimiz, devreyi de şöyle biraz açalım. R1 bölü R1 artı R2 şu kısım. Burada hangi direnç üstündeki gerilime bakarak VTH'ı belirliyoruz? R1. Yani şuradaki pozitif noktadaki buradaki gerilimi bulmaya çalışıyoruz esasen biz. Ama V artıyla birlikte. Yani bu detaylı bir analiz yapılmış, çıkartılmış formüller, sadeleştirilmiş formüller. Siz bunları direkt bu şekilde sadece kullanmaya odaklanın. Schmitt tetikleme devresi geldiğinde VTH'ı R1 bölü R1 artı R2 çarpı V pozitif beslemesi, o pump'ın beslemesi artık neyse onunla hesaplayabiliyoruz. VTL'yi yani negatif yönde yön değiştirmeyi, o pump'ın giriş geriliğini azaltırken yön değiştireceği noktası ise VTL. Bunu da R1 bölü R1 artı R2 çarpı V negatifle hesaplayabiliyoruz. Yani iki formül de aynı. Tek değişen şey birisinde pozitif besleme, diğerinde negatif besleme şeklinde kullanım yapıyoruz. Burada delta VT dediğimiz şey iki değişim noktası arasındaki fark diye düşünebiliriz. Gerilim farkı. Yani yukarıdaki şu aradaki mesafeye delta T diyoruz. Delta VT. Pardon. Onun da formülü aşağı yazılmış. VTH eksi VTL. Yukarıdaki değerleri yan yana yazdığımız zaman zaten dirençli değerler bizim için ortak paranteze alabileceğimiz değerlerdir. Bunu da ortak paranteze aldığımız zaman R1 bölü R1 artı R2 parantezini aldığımız zaman potansiyel farkların çıkışını alabiliyoruz. Eğer bu geri besleme gerilimleri aynıysa arada bir fark yoktur diye düşünebilirsiniz. Formül ona geldi şu anda. VI değeri VTH veya VTL'yi geçtiği zaman değişimler meydana gelir. Yani giriş sinyali VTH ya da VTL'ye geçtiği anda tabi geçiş anının ve yükseliş anına tekrar bakıyoruz. O anlarda da bir gerilim beslemede de bir değişiklik olacaktır. Tamam. Şimdi buraya kadar bir işledik. Ara verelim. Aradan sonra Schmitt tetikleme devresinin örnek sorularıyla birlikte tekrar devam edeceğiz. Şu an kaç? 9 geçiyor, 10 geçiyor. 10'a 10 geçe tekrar buluşuruz arkadaşlar.
Arkadaşlar tekrar merhaba. Ekran paylaşımı yaptım. Benim ses görüntüyü bir kontrol edin. Eksik yoksa devam edebiliriz. Sıkıntı yok. Tamam. Teşekkür ederim Ebru. Şimdi devam edelim. Şimdi Schmidt tetikleme devresinde kaldık. Tabi bu Schmidt'in de iki türlüsü var. Birisi inverting, diğeri non-inverting diye. Yani eviren ya da evirmeyen şeklinde diye düşünebilirsiniz bunu. Bizimki şu anda inverting. Yani neydi yukarıdaki? Schmidt tetikleme devresi inverting devreydi bu. Şimdi az önceki yukarıdaki çözdüğümüz denklemi, devreyi bir de örnek üstüne tekrar bir inceleyelim. Şimdi elimizde sol taraftaki devremiz var. Bu devre nereden besleme yapılmış, geri beslemesi? Artı ucudan. Demek ki bu bir Schmidt tetikleme devresi diye düşünebiliriz. Beslemeleri bazen V artı, bazen L artı, L eksi şeklinde de gösterilebiliyor. O yüzden denk geldiğim literatürdeki besleme şekillerini, isimlerini, kısıtlamalarını kullanmaya çalıştım ki daha fazla şeyler görmeye çalışayım diye, görebilirim diye. Ve inverting olmasının sebebi sinyalimiz VI eksiden beslenmiş. Eviriyor o yüzden. Şimdi sinyalimiz bizim VI sinyali. Şu grafik üstündeki. Biz bu giriş sinyaline bağlı olarak V0 grafiğini çizmeye çalışıyoruz. Çıkış grafiği nasıl çizilecek? Şimdi biz ne demiştik? Şimdi tetikleme devresinde sinyal nasıl bir sinyal olursa olsun çıkışta bir kare dalga elde edeceğiz. Şöyle bir kare dalga olacak. Tabii şurası da dümdüz. Kare dalga olacak. Peki bu kare dalganın değiştiği noktalar nereler? Biz onları tespit etmeye çalışacağız. Değişim noktalarını. Şimdi değişim noktaları R1, R2. Formülümüz az önce yukarıda söylemiştik. TH diye gösterimler de var bazı kitaplarda. TH ve TL. Buradaki besleme gerilimlerimiz ne demiştik? R1 bölü R1 artı R2 çarpı V besleme artı besleme ya da eksi besleme. Bu bizim için pozitifteki kesim noktasını yukarıdaki grafikte. Diğer de negatifteki değişim noktalarını gösteriyor bizim için. Şimdi bu VTH'ı ve VTL'yi hesapladıktan sonra kesik kesik çizgilerle grafik üzerine sinyalimizle birlikte yerleştiriyoruz. Yani grafiğimizin üstünde bir şu sinyal kırmızıyla çizdiğimiz VTH'ımız ve bununla birlikte VTL sinyallerini üst üste çiziyoruz. Şimdi bunları üst üste çizdikten sonra bunların kesişim noktalarında sinyalde bir kare dalga oluşma meydana gelecek. Ama bakarsanız burada, şurada bir kesişim noktası var. Burada var. Başka? Aşağıda var. Aşağıda da iki tane var. Toplamda dört tane, beş tane kesişim noktası var. Peki bunların hangilerinde kare dalga var? Mesela burada kare dalga oluşmamış. Şurada da oluşmamış. Ama öncekinde oluşmuş. Bunların kuralları var. Onlara bakalım şimdi. Şimdi aşağıdaki histerisiz eğrisi diyoruz genellikle biz buna. Bu eğriye bakalım. Sinyalimiz VI sinyalini arttırırken ve azaltırken değişimler nerede meydana gelmiş? VOUT'taki değişimler VTH'ta mı meydana gelmiş? VTL'de mi meydana gelmiş? Ona bakalım. Şimdi ilk önce sinyalimiz bizim nereye başlamış? Artmaya başlamış. Biz sinyalimizi arttırmaya başlayalım. Arttırmaya başladığımız anda sinyalimizin değeri çıkışı VOUT pozitifteymiş. Yani L artıdaymış. Arttırdık, arttırdık, arttırdık. Arttırdığımız belli bir yerden sonra, yani VTH'tayken sinyal negatife döndü. Demek ki VI sinyali artarken, şurada bakın siyah okla gösterdim. VI sinyali artarken VTH ile kesiştiği noktada sinyal kare dalgaya dönecek demektir. O yüzden biz bu noktayı işaretliyoruz. Başka sinyalin bu şekilde olduğu yer var mı? Sinyal artarken VTH ile kesiştiği noktaya bakıyoruz. Şimdi VTH ile sinyalin kesiştiği 3 tane nokta var. İkinci nokta şurası. Üçüncü nokta en solda. Peki bu kesiştiği noktalarda sinyal artarken kesişmesi gerekiyor. Azalırken değil. Mesela burada azalırken kesişmiş. Bu bizim işimize yarar mı? Yaramaz. İkinci taraf bakın siyah okla gösterdim. VI sinyali artarken VTH'da kesişmiş. O zaman burası bizim işimize yarar. Demek ki kara dalganın kesişim noktalarının ilk başlangıç noktalarının yani iki değişim noktamız bu şekilde tespit ettik. Şimdi diğer kısma gelelim. Bir de VTL ile kesişim noktalarını inceleyelim. VTL de iki tane yerde kesişiyor. Peki VTL'yi hangi durumda kullanacağız ona bakalım. Şimdi VI sinyalini artı pozitiften şuradan yavaş yavaş
azaltmaya başlıyorum. Azaltırken sinyal azaldı, hala eksi negatifte. Azalırken VTL noktasına geldiğim anda sinyal yön değiştirdi. Pozitife döndü. Şuradaki okları görebilirsiniz gerçi de tekrar açıklamak amaçlı söyleyeyim. Histerisiz eğrideki çizimler şu şekilde oluyor arkadaşlar. Bakın mavi oklar gidiş yönünü gösteriyor. Birincisi gidiş yönü bu şekilde. Kırmızı oklar da kendi içinde bir gidiş yönü gösteriyor. Şurası 1, burası 2. Biz negatifte sinyali yani VI sinyalini azaltırken VTH'da bir değişme meydana geldi. O zaman sinyalin VTH'da kesiştiği noktaya bakacağız. Sinyalin azalıyor olması gerekir. Şu siyah okla çizdiğimiz noktada sinyal azalırken VTL ile kesiştiği için burası bizim için yine bir değişim noktası demektir. Diğer taraf peki burası artarken kesişmiş. Artarken kesişmesi bizim işimize yaramıyor. Şimdi biz 3 tane kesişim noktası bulduk. Demek ki değişimler bu noktada olacak. Kare dalganın artıdan eksiye ya da eksiden artıya geçtiği noktalar bu noktalardır. Şimdi bu noktalardan peki çıkışımızda ne elde edecektik? Biz kare dalga elde edeceğiz. Çıkış ya V artıdır ya da V eksidir. O zaman biz buradan kesişim noktalarından doğrular çiziyoruz. Çizdiğimiz nokta nereye kadar inecek? VTL'ye kadar inecek arkadaşlar. Şu noktaya kadar inecek. Aynı şekilde de L artıya kadar da çıkacak. Yani çıkıştaki görebileceğimiz kare dalganın sonuna kadar bunu indiriyoruz ki çizmesi kolay olsun diye. Aynı şekilde diğer kesişim noktasından da indiriyoruz. Bu işlem sırası bu şekilde. Hani en son çizilmiş işte burada kare dalga var diye düşünmeyin. Adım adım nasıl çizdiğimi anlatıyorum bunu. Bunu da indirdik. Şimdi elimizde 3 tane bölge oldu. 1, 2 ve 3. bölge. Şimdi bakıyoruz. VI değeri neydi? Arttırırken normalde başlangıçta pozitifti, sonradan negatife döndü değil mi? Artarken VTH ile kesiştiği noktada pozitiften negatife döndü. Artarken VTH ile kesiştiği noktada pozitifti. O zaman üst tarafı pozitif yaptım. Negatife döndü. Aşağıyı da negatif yapıyorum. Aynı şekilde diğer tarafa bakalım. Üçüncü bölgeyi yapmak için. İkinci bölgede ne yaptık, nasıl yapmıştık? VI'yi azaltıyorduk. VI'yi azaltırken negatifti. Gittik. VTL ile kesiştiği noktada pozitife döndü. Bakın aşağısı negatif. Şu kısım. Negatifle gidiyoruz. Geldik. Bu kısımda pozitife döndü. Üst tarafta pozitif olacak. Oluşan kare dalgaya bakarsanız sinyalin periyodu şu ikisi arasında diye alabilirsiniz. Bu da bir T periyot diye düşünebilirsiniz. Tabi sinyaliniz de periyodik bir sinyalse. Oluşturduğumuz kare dalganın periyodunu bu şekilde hesaplayabilirsiniz. Burada önemli olan kritik nokta bu histerisiz eğriye göre kare dalgayı çıkartabilmek. Yani VI artarken VTH, VI azalırken VTL. Ne ile neyin kesişimlerini almanız gerektiğini önceden kestirmeniz gerekir. Başka bir şekilde ifade edelim. Diyor ki V0'daki değişim VI ile VTH veya VTL kesişim noktalarında meydana gelir. Yani V0'daki artı 15 ya da eksi 15'teki çıkış gerilimi kara dalganın oluştuğu yerlerdeki değişimler muhakkak kesişim noktalarında gelecek. VI ile kesiştireceğiniz iki şey var. Birisi VI kesim, ikincisi ya VTH olacak ya da VTL olacak. Bunların birisini kullanarak kesişimlerini alarak kare dalgaların kesişim noktalarını belirleyebilirsiniz. Bu da bu şekilde arkadaşlar. Şimdi burada farklı bir histerisiz eğrimiz var. Bu da non-invertik Schmitter trigger diye evirmeyen Schmitt tetikleme devresi. Buradaki tek fark V-in artık giriş kaynağımız artıdan verilmiş. Öncesinde eksiden verilmişti. O yüzden evren diyorduk. Burada artıdan verildiği için evirmeyen diyoruz. Bunun histerisiz eğrisi ise şu şekilde yine. V-i sinyalini biz arttırıp azaltmaya bakıyoruz.
Öncelikle arttıralım. Soldan başlıyorum. Bakın burada da kırmızı oklarla çizilmiş olan histerisiz eri. VI'yi arttırırken histerisiz erinin değiştiği nokta VTH'da değişiyor. Normalde eksiydi, artıya dönüştü. Peki azaltırsak biz bunu. Normalde pozitif, yukarıdan başlıyoruz artık. Mavi ile takip edeceğiz. Şunu da maviye çevirelim. Mavi. Mavi devam ediyor. Bunda da azaltırken VTL noktasında bir kesişime denk geliyor. Pozitiften negatife dönüyor sinyalimiz. Çıkışımız önceden V artıydı. Ya da şuradaki VOH diye adlandırılan veya da VOL. V artıydı ve eksiye döndü. Şuraya V artı diyebiliriz. Aşağıya da V eksi diyebiliriz. Bu dönüşüm noktalarının hesaplanması da yine aynı şekilde daha önceki denklemimizle birlikte hesaplayabiliriz. VTH'miz RI bölü RF. VTL değerimiz ise eksi RI bölü VL çarpı işte giriş besleme gerilimleri. Bunlar pozitif ve negatif geri besleme olarak düşünebilirsiniz. Peki aradaki fark nedir? Delta T ve delta VT. Bu da VTH ile VTL arasındaki farktır. İkisinin farkını aldığımız zaman da RI bölü RF zaten ortaktı yukarıda fark ettiyseniz. Eksiyi de başa içeriğine geçirdiğimiz zaman böyle bir değerimiz çıkar. Şimdi bir örnek yapalım. Örnekte nasıl bunu açıklayacağız ona bakalım. Yine mavi ile çizdiğimiz şey bizim sinyalimiz. VTH'ı ve VTL'yi tespit ettikten sonra sinyalin üzerine çiziyoruz. Sonra histerisiz eğrisine bakarak artarken mi azalırken mi nasıl değişmesi gerektiğine bakacağız. Şunu biraz daha şöyle yapalım. Şu kısım histerisizlerimiz. Biraz azaltalım. Şu kısımda bizim grafiğimiz. Şimdi grafiği inceleyelim. VI sinyalinin artarken mi azalırken mi nerede nasıl kesişeceğine bakalım. Şimdi grafiğe bakıyoruz. Öncelikle histerisiz eriye bakalım. Kesişimleri çünkü işaretledik. Artık artarken mi kesişir, azalırken mi kesiştiği noktada değişim olacak ona bakacağız. Şimdi VI değerini, kırmızı değerleri takip edelim. Şimdi rengini değiştireyim ben tekrar. Kırmızı değerleri takip ediyoruz. Kırmızı oklarımızı. Nerede değişti? VTH'da değişti. Demek ki sinyal girişte artarken VTH'da kesiştiği nokta bizim için değişim noktadır. Sinyal bakın burada siyahla çizdiğimiz yerde artıyor. Arttığı noktada VTH'da kesiştiği nokta bizim için kare dalganın değişim noktasıdır. Başka var mı artan? Bakıyoruz. Artan şuradan itibaren yani yukarıdan sonra zaten azalıyor. Şurada arttı ama kesişen yok. Arttı, azaldı ama hala bu sefer VTL'ye kesişti. Bir de şurada yukarıda VTH'da kesişti sinyal artarken. Şimdi rengimizi değiştirelim. Neyse maviye dönelim olmadı. Şimdi mavide de şöyle yapıyoruz. Sinyalimizi bu sefer azaltırken. Sinyal azaltırken ok bu tarafa doğru gidiyor. Azaltma işleminde de sinyal nerede kesişti? VTL noktasında. VTL noktasında kesiştiği anda
Demek ki sinyali azaltırken VTL ile kesiştiği nokta bizim için değişim noktasıdır. Geliyoruz buraya. Sinyali azaltırken VTL noktasındaki kesişim noktası bizim için sinyalin değiştiği noktadır. Sinyal azalırken yukarıdaki sinyal kısmı, VTL azalırken sinyalin VTL ile kesiştiği nokta. Zaten sinyalin VTL ile kesiştiği iki tane nokta var. İkisi de yan yana. Birisi artıyorken kesişiyor, birisi azalıyorken. Sol taraftaki azalırken kesişiyor ki bizim istediğimiz bu. Sağ taraftaki artarken kesişiyor. Artarken kesişim işimize yaramayacağı için biz onu almıyoruz. Şu kısım bizim için önemli. Tamam. Şimdi bu kesişim noktalarını bulduktan sonra ne yapıyoruz? Artık sinyali kara dalgasını bulacağız. Şu diğer tarafı kapatayım. Siyah kalemle çiziyorum şimdi. Biraz kalınlığını da arttıralım. 3-4 yapalım. Kesişim noktalarında VTH artıya ve VTH eksiye, yani o pampın çıkıştaki maksimum genlik değerine kadar arttırıp azalt, yani çizgiler çiziyoruz. Bölgeleri ayıran. Kesişim noktalarından bölgeleri ayıran grafikler çiziyoruz. Şimdi grafikleri çizdikten sonra artık 3-4 tane bölgemiz oluştu. Bunların artıp azalmasına göre hangi yerde pozitif mi negatif mi olduğunu belirleyeceğiz. Ona bakalım nasıl belirlediğimize. Şimdi VTH ile kesişim noktasına bakalım. VTH şurada kesişti. Burada kesişirken nasıl yapmış? Bir tane daha ben grafik açayım en iyisi. Şu bizim histerisiz dediğimiz sol taraftaki de grafiğimiz bizim. Şimdi burada sağ tarafa bakalım histerisiz yerisine. VTH ile kesiştiği noktada sinyal artarken, şurada sinyali arttırırken VTH çıkış değerimiz negatifmiş, sonra pozitife dönmüş. O zaman sinyalimiz başlangıçta artarken, sinyal artarken negatif, sonra pozitife dönecek. Diğer bölgeler de zaten aynı olması lazım. Yani oklar yukarı çıkıyorken, şuradaki iki okta yukarı çekiyorken ikisi de negatifte. Oklar aşağı iniyor ki diğer tarafta da vardır. Daha sonra da negatifte olacak. Pozitifte olacak. Oklar yukarı çıkıyorken negatifte, aşağı iniyorken pozitifte olacak çıkış gerilimimiz. Yani siz herhangi bir giriş sinyali verdiğinizde bu giriş sinyalini bazı değerlerde tolere edecek şekilde bir kara dalga üretebiliyorsunuz. Buradaki konumuzun esas amacı buydu, bunu anlatabilmekti. Peki bu Schmidt tetikleme devrelerini nerede kullanabiliyoruz? Bununla alakalı bir örnek yapalım şimdi. Direkt tasarım, uygulama bir şey olsun. Şimdi şu kısmı kapat. Tam ekran aşağı indi. Şimdi böyle bir devremiz var. Bu devre ne işe yarıyor ona bakalım öncelikle. Yandaki devrede gerilim seviyesi dedektörünün analizi yapılarak çıkış dalga biçimini çiziniz demiş. Yani bu gerilim seviyesini kontrol etmek için, tespit etmek için tasarlanmış bir seviye. Burada sonra da ekstra demiş ki giriş işaretinde izin verilebilecek gürültünün tepe değerini hesaplayınız demiş. Şimdi şu giriş seviyesinin üstündeki tepe değerleri ya da üstündeki gürültü sinyalde değişimlere, dalgalanmalara sebep olacak.
Bu dalgalanmalar sinyalin çıkışını tetikleyebilir, Schmidt'te olduğu gibi. Bunda bizim istediğimizi izin verecek şekilde nasıl ya da minimum eşik seviyeleri, gürültü nereye kadar tolere edebilir sistem, ona bakacağız şimdi. Burada V1 ve R2'nin değerleri verilmiş 100K'ya 110 olarak. Ayrıca beslemeler ve doyum, yani doy diye de ayrıca isimlendiriliyor bu kısımlar, artı 15 ve eksi 15 volt olarak tespit edilmiş, verilmiş soruda. Bizim sinyalimiz ise çıkışta tabi buradan istiyoruz. Girişimiz V-in. Giriş sinyalimiz V-i sinyali bir üçgen dalga. Yalnız bu üçgen dalganın üstüne V-R dediğimiz bir gürültü biniyor. Bu gürültünün tepe değerleri ya da genlik değerleri ne kadar olmalı ki sinyal çıkışımızı bir şekilde etkilemesin, düzgün bir şekilde çalışsın. Üstüne, yani giriş işaretinde izin verilebilecek gürültü tepe değerleri diye geçiyor bu durum. Yani tolere edebileceğimiz, devrenin sağlıklı bir şekilde çalışabileceği gürültü değerlerini istiyoruz şu anda. Sinyal T ekseninde kaydırma yapabilirsiniz çözüm yaparken. Bu nasıl olur? İşte 0 buradan başlatmadım da şuradan başlatırsın. Şöyle gider. Daha fazla periyot eksene kaydırmak istiyorsunuz belki. Bu şekilde çizimlerde bir kaydırma yapılabiliyor arada bir. Bilginiz olsun. Çözüm yaparken böyle bir kaydırma yapmışım. Şimdi öncelikle bu neydi bu devremizin adı? Pozitiften geri besleme yapılmış. Schmidt tetikleme devresi. Demek ki tetikleme devresi var. Sinyalimiz ne olursa olsun çıkışta bir kare dalga elde edeceğiz. Peki bu kare dalganın değişim noktaları neye göre belli oluyordu? VTH'a ve VTL'ye göre belli oluyordu. Demek ki bu kare dalganın çıkışını etkileyen şeyler bizim VTH ve VTL değerlerimiz. Bu değerleri hesapladığımız zaman kare dalganın değişim noktalarını hesaplayabiliriz. Öncelikle onlara bakacağız. Eşik değerlerini hesaplayalım. Bu peki inverting mi, non-inverting mi? Evren mi, evirmeyen mi? Bakıyoruz, giriş işaretimiz nereden verilmiş? Negatiften verilmiş. O zaman bu devre inverting devre, yani evren devre diyebiliriz. Evren Schmidt devresi diyoruz. Şimdi şuradakileri bir silelim. Şimdi VTH formülümüz. Diğer tarafı da açayım ben. Bunu kopyalayayım. Biz denklemlerimizi açalım. Bu ne? Evirmeyen. Bizim devremiz evren. Şu evren devresi, şunlar histerisiz evirler. Yan yana bir koyalım bakalım. Neler yapabiliriz burada, ona bakalım. Şimdi öncelikle formüllerimize bakarak VTH'ı ve VTL'yi hesaplamamız gerekiyor. VTL, VTH nedir? Şimdi hafif bir bakalım. R1 bölü R1 artı R2. Burada nasıl yapılmış? R1, yani R2 olacak. R2 bölü R1 artı R2 olacak bize. Dirençlerin yerleri değiştirilmiş burada. R2 bölü R1 artı R2 çarpı V besleme diyoruz. Artık artı ya da eksi olacak şekilde. Burada artı besleme yazdığımız zaman, işler çarpma işlemini yaptığımız zaman şurası 110'muş. Bölme işlemiyle birlikte 15 milivoltluk bir değer elde ediyoruz. Tamam. Çıkışta ise eksi 15 ile çarptığımız zaman da eksi 15 milivoltluk bir değer elde ediyoruz. Yani sinyalin ve VTH'ın bunlarla o artı 15 ve eksi 15 milivoltluk değerlerle kesişmesi durumunda sinyalde bir değişim olabilir diye düşünebiliriz. Şimdi buradaki bir açıklamamıza bakalım. Açıklamada ne demişiz? VTH ve VTL değerleri dikkate alınarak gerilim seviyesi dedektörünün giriş işareti ve gürültü etkilerine bağlı olarak alacağı çıkış dalga biçimi hazırlanır. Yani buradan sonra artık VTL'nin ve VTH'ın değerlerine bağlı olarak ve girişle birlikte kullanarak çıkış V0 değerimizin hangi durumlarda değişeceğini tespit etmeye çalışacağız. Giriş işareti üzerine binebilecek artı 15 ve eksi 15 milivoltluk bir tepe geğerine sahip bir gürültü komparatörün, yani komparatörün çıkışını etkilemeyecektir. Yani burada tepe değerlerini belirlemiş olduk. Peki bunun grafiğini çizersek nasıl bir grafik hazırlayabiliriz? Artı 15, eksi 15 şeklinde böyle bir grafiğimiz oluşuyor. Sinyali biraz daha sağa doğru kaydırdım ki şu aşağı kısımda rahatlıkla belli görülebilsin diye. Sinyalimizi yerleştirdik. Gürültüyü de üzerine yerleştirdik. Şimdi bu neydi? Evren devreydi. Evren devremizin histerisiz devresi de buradaydı. VI sinyali artarken, hemen işaretliyorum.
VI artarken VTH'da kesişecek. VI artarken siyah ok arttığını gösteriyor şu anda. Kesiştiği nokta birincisi burası. İkincisi aynı seviyede, bakın burası da artarken kesişti. Daha sonra VI azalırken, VI azalırken neyle kesişmesi gerekiyor bakıyoruz. Sinyal azalıyor bu tarafa doğru. VTL ile kesecek. Azalırken VTL'nin kesiştiği nokta burası, ikinci nokta da burası. Bu demek ki 4 noktamızda bizim bir kesişim noktası olabilir. Gençler arayı kaçırmışım ben. Arada bir tane daha sinyal olacak. Unutmuşum burayı. Şimdi bu kesişim noktalarından aşağı doğru iniyoruz. Şuradan da inmem gerekirmiş de onu unutmuşum. Şuradan da bir inme olacak. Tamam. Şimdi ne demiştik? VI artarken VTH'a geldi. Kesişim noktası buydu. VI'yi arttırırken V çıkışımız pozitifti. Sonra negatife döndü. VI'yi arttırırken çıkışımız pozitifti. Sonra negatife dönecek. Negatife döndü. Birinci kısım bu. İkinci kısım VI'yi azaltırken, şu kısımda da bir azaltma işlemi yapıyoruz. VI'yi azaltırken aşağı taraftan VTL ile kesiştiği noktada pozitife dönecek. VI'yi azaltırken normalde negatifti çıkışımız. Azaltırken pozitife dönecek. Şöyle pozitife döndü. Sonra daha sonra aynısı tekrar devam edecek. Çizimde bir yanlışlık yapmışız. Onu ben de buraya bir düzelteyim de. Pozitif, şu aşağısı negatif. Şöyle devam edecek. İptal, burası da iptal. Tamamdır. Buradaki dönüşüm noktaları unutmuyoruz. İsterisiz eriye bakılarak yapılır. Yani değişimlerin olduğu noktalar VI artarken VH ve TH'da ya da VHT ile VI azalırken VLT ya da VTL ile kesişim noktaları incelenir. Bu noktalarda bizim için kare dalganın oluştuğu noktalardır. Yani değişim noktalardır. V artıdan V eksiye, artı 15 volttan eksi 15 volta çıktığı noktalardır diye düşünebiliriz. Şu birinci kısımda tamam. Şimdi kare dalga üreticine geliyoruz. Bunların İngilizce ismi, kare dalga üreticilerin İngilizce ismi multibreaker diye geçiyor. Bu şekilde de bir şey görürseniz kaynaklarda, bu da kare dalga üreticine karşılık gelir. Bu da yine kondansatörlü bir devremiz. Kondansatörümüz var. R geri beslememiz artıdan. Eksiden de geri besleme var. Burada da bir Schmitt tetikleme devresi gibi düşünebilirsiniz. Burada girişlerimiz şu şekilde hesaplanıyor. VT eşittir VP. Bu VT dedi şu burası olacak arkadaşlar. Yani burası VN aslında da. Ya da şurayı VN yaparsınız. VN eşittir VP. O da R1 bölü R1 artı R2 çarpı V0 kazancımız. Şu kısım. Yani pozitif ve negatifteki beslemelere bağlı olarak hesaplama yaptığımızı düşünüyoruz şu anda burada. V0 çıkışı P değeri, şu P'deki değer V0'ın belli bir katsayla çarpılması ile elde edilen bir değere karşılık geliyor. VP beta çarpı V0. Burada beta dediğimiz şey dirençlerin oranı. Sadece böyle daha karmaşık gözükmesin, biraz daha havalı gözüksün diye beta ile çarpı olarak gösterilmiş burada. Şimdi V0 besleme gerilimlerimiz o pump için burada. Artı 13 ve eksi 13 de bağlanmış. Burada bunlar artı 13 veya eksi 13 olması durumunda dirençlerin değerlerine bağlı olarak çarpma bölme işlemleri yaptığınız zaman VT ya da şu kısmın VT kalırsa VT'ler ya da VP'ler 5 volt ya da eksi 5 volt olarak çıkış veriyor. Yani
değerlerimiz. VT ve VP değerlerimiz eksi 5 volt ya da artı 5 volta karşılık geliyor. Burada kondansatörlerin değerlerine çıkış tane hesaplama yaparken sayısal değerleri bu işlem şöyle de yapabilirsiniz. Bir integral gibi düşünürseniz ya da türev gibi düşünebilirsiniz. Her bir sayısal değeri t değerini tek tek formülde ya da işte devrede yerine koyuyorsunuz. Çıkan değerleri VOH'yı ya da VOL'yi şu VN ucundaki gerilimmiş mesela. Buradaki gerilimin zamana bağlı olarak değişimini görebiliyorsunuz. Böyle bir hafif böyle bir eksponansiyel bir eğriye benzer bir şekilde VN noktasında bir gerilim oluşuyor. Şu çıkışta da V0 kaynak gerilim oluşuyor. Yani dikkat ederseniz burada girişte bir gerilim vermiyoruz devreye. Devrenin kendi beslemeleri var sadece. İçeride bir kapalı çevrim bir şey oluşturduk. Ve kendi beslemeleriyle birlikte devre dışarıya bir kara dalga üretmeye başlıyor. Çünkü esas kara dalga üretici amacımız. Bir şey vererek bir şey üretmiyoruz burada. Bir şey vermeden üretiyoruz direkt. Devrenin kendi tasarımına ve kondansatörlerin bağlantısına bağlı olarak içeride böyle bir sinüzoidal bir yani eksponansiyel eğriye bir benzer bir eğri oluşturuyoruz. Bu eğri kare dalga da Schmidt tetikleme devresi gibi kullanılarak burada bir kare dalga oluşturuyor bize. Bu VN dediğimiz yani az önce de VT diye isimlendirdiği yerler bizim için kondansatörden kaynaklı olarak oluşan bir eğri. Bu eğrinin zamanla boşalıp dolması kısımları yani kondansatörün dolması ve boşalmasına bağlı olarak oluşuyor. Ve bu bir kısım için bizim için bir periyoda karşılık geliyor. Periyotlar sinyalin tam bir şekil döngüsünü tamamladığı durumlardır. Örneğin burada bir altta bir üstte şekil döngüsü şu iki T aralığında oluşmuş. Bunlar bizim için periyottur. Yani sinyalin periyodunu bulun dediğimiz zaman hangi aralıkta olduğunu kendiniz kestirebilmeniz lazım. Bir şekilsel döngüyü tamamladığı yerdir. Aşağıda bu şu eğrilerin, şu kısımdaki eğrilerin, eksponansiyel eğrilerin ayrı bir gösterim var burada da. Bu biraz daha detaya indiği için kondansatörün nasıl dolduğu ve boşaldığı ile alakalı ya da dolması ile alakalı gerileme etkisiyle birlikte daha net görülebiliyor burada. T0 ve T1 alanlarındaki gerilimler belli bir seviyede artmaya başlıyor. Ve bu delta V dediğimiz şey de iki gerilim farkı. Gerilim kondansatör üstündeki gerilim de sonsuza doğru gidebiliyor ama sonsuza yaklaşmadan belli bir yerde sabit artık kalmaya başlıyor. Zaten o sabit kaldığı noktalarda da trigger tetikleme ile birlikte çıkışı değiştiriyor hemen. Bu VT dediğimiz denklemimiz gerilim bu şekilde hesaplanıyor. Tau dediğimiz zaman sabitimiz. Bu da RC'ye bağlı olarak değişir. Başka ne var burada? V1 denklemimiz yine V0'a ve sonsuza bağlı olarak hesaplanan denklemler. Bunlar yine araştırmalarla çıkartılmış, ispatlanmış denklemler. Bunların çıkartımına girmeyeceğim tekrar. Sadece de grafikler üstündeki hangi ifadelerin neye karşılık geldiğini anlamaya çalışın yeter. Burada delta dt dediğimiz şey de T1 ile yani zaman farkını alıyoruz burada da. T1 ile T0'ın farkını aldığımız zaman toplam süre diye geçiyor bizim için. Delta d farklı bir şekilde hesaplanmasında ise tau çarpı ln şu aslında şuradaki ifadenin tamam delta t de bu şekilde diye düşünelim. Sondaki gerilim sonsuz gerilim eksi ilk gerilim sonsuz gerilim eksi birinci gerilim diye düşünebilirsiniz. Delta t ayrıca periyodun yarısıdır. Dolma ve boşalma yani şu aradaki süreler şu iki süre birbirine eşittir. Grafiğimizde. Ve sonsuzdan dediğimiz şey, kastettiğimiz şey ise bizim opampımızın artı beslemesidir. V0'da ise opampın ilk negatifteki gerilimi, yani V0 çıkış gerilimi, diğeri de V pozitif gerilimi. Bunları yerine koyarak tekrar denklemlerimizi düzenleyebiliriz. Burada nasıl bir eşitleme yapıyoruz şimdi?
Denklemleri burada yerine koyduğumuz zaman t bölü 2 denklemimiz geliyor. Delta t yerine t bölü 2 koyduk. Diğer denklemlerde rc çarpı işte v sonsuz ve artı, bunları da yerine yerleştirdiğimiz zaman vt denklemimiz çıkıştaki genlik değeri, yani besleme gerilimine ve r1 r2 dirençlerine bağlı olarak nasıl hesaplandığı burada formülle birlikte verildi. Sinyalimizin biz periyodunu hesaplamak istersek, yani üretmek istediğimiz kare dalganın periyodunu hesaplamak istersek 2rc ln içerisinde 1 artı beta bölü 1 artı 1 eksi beta şeklinde hesaplayabiliyoruz. Frekans ise 1 bölü t'dir. Bu da tasarlamak istediğimiz kare dalgamızın frekansını da bu şekilde hesaplıyoruz. Bunlar nasıl hesaplanıyor arkadaşlar? Akademik çalışmalar yapılıyor. Devreler tasarlanıyor. O devrelerin detaylı bir şekilde analizleri yapılıp tepkileri ölçülüyor. Ve bu nihai formüller elde ediliyor. Bunlar pratikte de kullanılmaya başlandıktan sonra makaleleştiriliyor bunlar. Makaleleştirmeyle birlikte artık ders notlarına girmeye başlıyor. Bu da ders notlarına giren üretişlerden bir tanesi. Yani bir kare dalga tasarlamak istiyorsanız yukarıdaki devreyi olduğu gibi yerleştirip, yani devre nedir? Şu devre. Şu kısmı silelim. Devreyi tasarladık. Frekansımızı, kesin frekansımızı ve periyodumuzu biliyorsanız ya da yapmak istediğiniz periyodunuz bilginiz varsa aşağıdaki frekans ve periyot hesabını yaptığımız formüle dayanarak burada R1'i, R2'yi ve kondansatör değerlerini kendiniz belirleyerek devreyi tasarlayabilirsiniz. Yani evde sadece 3 kaç tane eleman oldu? Şuradan aşağıdan açalım. 11, 12, 13. Bakın bir kondansatör, 3 tane direnç, bir de op-amp. Bunlarla birlikte evde bir kare dalga üretici yapabilirsiniz ve istediğiniz frekansı ayarlayabilirsiniz. Tabi bunları ayarlanabilir diye yapmakla yapılabilir. Onlar da zaten artık sinyal jeneratörlerine dönüyor. Birkaç tane farklı devrenin bir araya getirilerek yapıldığında tabi artık onlar içeride farklı kontrollere girdiği için sadece kare dalga yapmıyorsunuz. İşlemciyle kontrol etmek gerekiyor. Burada da sadece üçgen dalga, sadece kara dalga yapmak istiyorsanız bu basit devreleri kullanarak işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Yani şu kısımdaki verdiğimiz formüller tasarlanmak istediğimiz sinyallerin frekansını ve periyodunu buradan hesaplayarak direnç değerlerini belirleyebilirsiniz. Periyodu ve frekansı önceden verilmişse size diğer parametreleri hesaplayabiliyoruz. Şimdi bakalım. Aşağıda bir örnek sorumuz var. Örnekte demiş ki direnç değeri 1K. Bir dakika. Direnç değerimiz 1K. Kondansatörümüz 1 mikrofarad. R1 ve R2'de 10K ve 16K olarak verilmiş. Burada tasarlamak istediğimiz kare dalga üreteceğinin frekansını bulunuz demiş. Bakalım bu değerlerle birlikte bir kare dalga üretirsek nasıl bir kare dalga çıkıyor. F0 yani frekansımız bizim, dalganın frekansı 1 bölü t'ye karşılık gelir. O da 1 bölü 2 rc ln parantezinde 1 artı 2 r1 bölü r2. Burada bulduğumuz kondansatör değerlerini, r değerlerini ohm cinsinden ve farad cinsinden yerine yerleştiriyoruz. Şurası ohm olacak. Şu kısım ise farad değerlerini koyacaksınız. Ve frekansın karşılığına da bu işlemi yaptıktan sonra elde ettiğimiz değer ise hertz cinsinden bir birim olacaktır. Yukarıdaki şuradaki katsayıları çarptığınız zaman 500 gibi bir katsayı elde ediliyor. Aşağıda da ln var. Ln 1 artı 2 çarpı 10 bölü 16. Buradan da f frekansımız 616 hertz olarak tespit ediliyor. Yani böyle bir devre tasarlasak, direnç değerlerini bu şekilde koysak, kare dalgamızın üretici 616 hertzlik bir frekans oluyor. Siz kendi devrenizde özel bir devre tasarladığınızda frekans değeriniz belliyse ona göre de direnç değerlerini değiştirebilirsiniz. Belli bir devre alırsınız standart. Onun içindeki direnç değerlerini hafif değiştirerek oynama yaparak frekansla oynama yapabilirsiniz. Burada dikkat edin. Oynama yapabileceğiniz R1 ve R2'ye çok dokunmadan sadece R'yi ve C'yi değiştirerek frekansla oynama yapabilirsiniz gibi duruyor şu anda. R'yi ve C'yi. Zaman sabiti vardı toğumuz. O toğaya bağlı olarak da değişiklikler yapabilirsiniz. Şimdi bu kare dalga üreticini tamamladık. Üçgen dalga üreticine geliyoruz.
Yine bir üçgen dalga öğretmek istiyoruz. Dalgayı nasıl öğreteceğiz? Sol taraftan non-inverting Schmitter devresi var. Bakın şurada girişimiz. V0 girişi devreye verilmiş. Artıdan bir geri beslememiz var. Bu geri besleme ile birlikte devrede çıkış VA elde edilmiş. Bu VA'yı elde ettikten sonra da sol tarafta bir integral alıcı devremiz var. Yani şurada bir kare dalga geldi. Schmitt neydi? Kare dalga veriyordu bize. Kare dalgayı da biz integralini alırsak ne veriyordu bize? Üçgen dalga verirdi. Daha önce ilk yaptığımız devremiz neydi? Kare dalganın integral alıcıyla çıkışı üçgene benziyordu. Bunu hemen görelim. İntegral alıcı devre, kare dalga verdik, üçgen dalga elde ettik. Bunu peş peşe verdiğiniz zaman bir kare dalga üretici yapmış oluyorsunuz. Üçgen dalga üretici yapmış oluyorsunuz. Buradaki V0 sinyali VTH'a ve VLH'a bağlı olarak değiştiği için kare dalga, bunu değişecek direnç değerleriyle birlikte belirleyebilirsiniz. Sıkıntı yok. Burada VA'nın formülünü öncelikle yazacak olursak, bunu kaldıralım. VA'nın formülünü yazacak olursak, VA çıkışı artı eksi 1 bölü R1 bölü R2 çarpı V0 çarpı T0. T0 da ilk andaki V0 değerine bağlı olarak o histerisleri de değişiyordu ya. O değer ondan dolayı ilk andaki değeri kastediyor bu T0. V0 çıkışı ise şuradaki, bu da kondansörlü bir integral devresi olduğu için birinci sayfada yazdığımız formülün aynısı bu. Burada tabi IC yazıyor. Artık bu IC de VA'ya bağlı olarak değişen bir denklem olacak. Şuradaki I yazılmış. Bunun yerine ne olabilir? VA bölü R dediğimiz zaman da burada VA'ya bağlı olarak bir denklem elde edilmiş olabilir. VA noktasındaki gerilimimiz de bizim V maksimum ya da V minimum olacak şekilde değişir. Bu da tabi buradaki benzetmelere bağlı olarak değişir. Kara dalga diyelimiz. VA noktasındaki gerilimler V maksimumdur ya da eksi maksimumdur. Şimdi bir örnek şeklinde devam edelim. Bir varsayımlarla birlikte formül çıkartacağız. Tasarladığımız bu frekansın, yani üçgen dalganın frekansı nedir, ne olur, nasıl hesaplanır ona bakalım. T eşittir T0 anında VA noktasında biz V maksimum gerilimini gördüğünü düşünelim. Yani o pampın besleme gerilimini gördüğünü düşünelim. I artı değerimiz, yani şu kısımdaki I artı değerimiz neydi? Şurada da toprak var çünkü aşağıda toprak olduğu için. I akımı VA bölü R'dir. VA da bizim için maksimum olduğu için maksimum bölü R direnci bizim için oradan akan akımı gösterir. Peki çıkış gerilimi neydi? Kondansatörün ilk değeri. Burası artı eksik integralden geliyordu, unutmayın. 1 bölü C T0'dan T'ye akımın kendi değeri DT'ye karşılık geliyordu. Burada demek ki kondansatörün ilk ve son değerler arasındaki fark bölü 1 bölü C artı başlangıçtaki V0 genlik değeri. Bununla birlikte çıkışımızı hesaplayabiliyoruz. Burada dikkat ederseniz çıkış girişin girişe bağlı. Giriş de çıkışa bağlı. Birbirini tetikleyecek şekilde devre bir döngü halinde devam ediyor. Şimdi ikinci durumda da artık T'nin T1 anında VT1 olduğunu varsayarak, olduğunu kabul ederek devam ediyoruz. Bu arada biz bu oluşturduğumuz sinyalleri, üçgen dalgaları ya da kare dalgaların periyotlarının birbirine eşit olduğunu düşünüyoruz. Yani yarı yarıya böldüğünü düşünüyoruz ki düzgün bir sinyal çıksın. Burada da bu yüzden T bölü 2 periyot olarak düşünüyoruz alırken de. Bu da VT1 başlangıçtaki az önceki denklemimize bağlı olarak yine çıkıştaki denklemimiz eksi R1 bölü V maksimumdur. Bu VTH'ı ve TL'yi belirlediğimiz denklemimize benziyor hatırlarsanız. Girişin ve çıkışın maksimum değerine bağlı olarak elde edilen değer de bu. VT1, V0 çıkış denklemimiz artık yukarıdaki denkleme bağlı olarak yazıyoruz. V0, T0 anındaki artı I bölü C, T1 eksi T0. Bunlar da yine analizler sonucunda elde edilmiş denklemler. Burada yukarıda bulduklarımızı yerlerine yazıyoruz. Şurası buraya aitti. Şu aşağıdaki denklemi de olduğu gibi yerine yazıyoruz ama tabi
her bir ifadenin yerine farklı ifadeler yazarak, birbirine dönüştürerek. Burada eksi r1 bölü r2 v maksimum eşittir diyoruz. Yine r1 bölü r2 maksimum eksi v maksimum bölü rc t1 eksi t0. Burada yukarıdaki sadeleştirme işlemlerini yaptıktan sonra 2r1 bölü r2 eşittir 1 bölü rc t1 eksi t0 kalıyor burada. Buradan da biz amacımız t'yi yani periyodu çekmek, yarım periyodu çekmek. T'yi içler dışlar çarpma yapıp yalnız bıraktığımız zaman t eşittir 2r1 çarpı rc bölü r2'ye karşılık geliyor. Bu bizim için tasarlamak istediğimiz parametremiz. Yalnız biz bu t'ye ne demiştik? T bölü 2 idi. O zaman biz periyodumuzu bulabilmek için bunu 2 ile çarpmamız gerekiyor. Şu aradaki zaman farkını demiştik? 2 sinyalin periyodu arasındaki farktı. Yani şurası t, t0 derse ikisi arasındaki fark bizim için t'ye karşılık geliyordu. Bu ortadaki ifadeye bu yüzden t dedik. T neydi? Büyük t. Küçük t'nin 2 katıydı. O yüzden bu 2 ile çarptığımız zaman şurası 4 olacak şekilde periyodumuzu buluruz. Frekansımız ise periyodun 1 bölüsüydü. Yani üzeri eksi 1 işaretlisi olduğunu düşünürsek. Frekansımız da R2 bölü 4, R1, R ve C'dir. Bu tasarlamak istediğimiz üçgen dalganın frekansını ve periyodunu veren ifadeler. Biz hangi frekansta ya da hangi periyotta bir sinyal tasarlamak istiyorsak buradaki parametrelerimizi, direnç değerlerimizi buna göre seçerek işlemlerimizi yapabiliriz. Bunu hallettik. Şimdi peki sinyal elde ettik. Bu elde ettiğimiz sinyal nasıl bir sinyal? Giriş ve sinyalleri, çıkış sinyallerini üst üste koyarak bir inceleme yapalım. Şu çıkıştaki elde ettiğimiz V0. Şu mavi ile çizdiğimiz kare dalgamız ise VA. Daha önce görmüştük biz integral almayı. Yani bu kare dalgayı elde ettikten sonra herhangi bir integral alıcı devreyle birlikte üçgen dalga elde edebiliyorduk. Üçgen dalgayı elde ettiğimizde de bu üçgen dalganın genlik değerleri de opampın VA beslediği yani VA'nın maksimum değerlerine bağlı olarak ki VA'nın da maksimum değeri opampın yine V artı ve V eksi beslemelerine bağlı olarak değişiyor. Bunlar da V1 bölü R2'nin pozitifi ve negatif şekli olarak düşünebiliriz. Burada da bakın T0, T1 var. Bunların ikisi farkı aradaki her bir periyodu verir. İki tane T bizim için bir tane periyoda karşılık gelir. Bu da T zaman ekseninde verilmiş. T periyottur, unutmayalım. Bu üçgen dalganın başka bir ismi de testere dişi diye düşünebilirsiniz. Testere dişi dalga formu. Genlikleri söylediğim gibi üçgenin genlikleri artı eksi R1 bölü R2 V maksimum. Bu V maksimumunda bizim için V artı yani o pump'ın kendi beslemesi ya da ters beslemesidir. Şimdi buraya kadar o pump'ın nonlinear uygulamalardan belli kısımlarını işledik. Şimdi bundan sonra hassas doğrultucular var. Doğrultucu neydi? AC sinyal DC sinyale çeviren, bunların işte sabit gerilimleri yapan, işte bir üçgen verdiniz. Bunu biraz daha doğrultmaya çalışan, düzeltmeye çalışan devreler diye düşünebiliriz. Şimdi bu devrelere bakalım. Bunlarda birkaç tane örnekler var. Onları inceleyelim. Şimdi bu hassas doğrultucuların İngilizce ismi precision rectifiers diye geçiyor. Herhangi bir fonksiyonumuz var. Sinüs formuna benzer. Biz bunları doğrultmaya çalışıyoruz. Doğrultmak için de bir fonksiyondan geçireceğiz. Bu fonksiyonlarla bizim opamplarımız diye düşünebilirsiniz. Doğrulturken bir tanesi mesela sadece üst tarafı doğrulttu. Diğeri alt tarafı doğrulttu. Yani bir tam dalga doğrultucu elde ettik şurada. Diğer tarafta yarım dalga. Dalganın yarısı gitti. Bu tarafta tam dalga bir doğrultucu elde ettik. Bu doğrultucuyu da bir algoritmaya yerleştirmek istersek biz nasıl yaparız? Sinyali izliyoruz. Diyoruz ki VI giriş sinyalimiz sıfırdan büyükse olduğu gibi çıkışa geçir. Sıfırdan büyükse olduğu gibi çıkışa geçir. Sıfırdan küçükse
Bunun yerine olduğu gibi 0 yaz. Bir programlama algoritması olarak düşünürseniz, sıfırdan küçük olduğu yerlerde de 0 yazmasını istiyorduk. İkinci tam dalga doğrultucumuzda ise ve IL sinyalimize bak diyoruz. Sıfırdan büyük mü? Sıfırdan büyük ise çıkış gerilimimizi direkt olduğu gibi V0'a eşitle. Ne görüyorsan aynısını dışarıya çıkart. Peki sıfırdan küçükse ne yapayım diyor. Bu sefer de başına eksi koyarak, negatifi pozitif yaparak çıkart diyor. Normalde aşağıda olması gereken bu kesik kesik çizgi olması gereken yeri negatiften pozitife çevirdiğimiz zaman da tam bir dalga doğrultucu elde etmiş oluyoruz. Burada iki ifadeyi birleştirerek anlatabilirsek V0 çıkışın yani V0 çıkış girişin mutlak değerli halidir. Bu da farklı bir gösterim şekli olarak düşünebilirsiniz. Peki bunların op-amp'la devresini nasıl tasarlıyoruz ona bakalım şimdi. Burada yarım dalga bir doğrultucu var. Bir tane op-amp'ımız var. Girişte bir sinyal. Evirmeyen sinyal, dikkatli olalım. Gelen sinyali çünkü olduğu gibi de çıkartmam gerekir. Değişiklik yapmak istemiyorsam demek ki evirmeyen kullanacağım. Kazancımız, op-amp'ın çıkışında da bir doğru diyot var. Diyot neydi? Akımı tek yönde geçirmeye izin veren bir devre elemanıydı. Bu durumda ne oluyor? Op-amp geliyor. Op-amp'tan çıkıştan geldi. Bunun iki durumu var. V0'ın sıfırdan büyük olduğu durum ve V0'ın sıfırdan küçük olduğu durum için op-amp devresi iki farklı şekilde çalışıyor. Şimdi birinci devre için bakalım. V0'dan büyük olduğu zaman op-amp'ımız sanki burada bir devre çalışıyor. Çıkıştan da bir akım var. Bir kondans diyot yerine bir yani akım şu şekilde dışarı çıkıyor. Şu oktan gösterdiğimiz gibi. Dışarı çıkıp ters yönde devam ediyor. Bu durumda buradaki diyot tek yönde akım geçirecek, akımı geçirecektir ama belli bir gerilim düşümü olur. Buradaki diyotu ideal olarak kabul edersek çıkıştaki gerilim, girişteki gerilim çıkışta olduğu gibi gözükür. Ama eğer diyot üstünde bir gerilim düşümü olacaksa burada hafif bir gerilim düşümü olacaktır diyottan kaynaklı unutmayın. Çünkü harcanan güç tüketilen güce eşittir. Yani üretilen güç tüketilen güce eşittir. Biz ürettik VI. Tükettik. O pampın üstüne birazcık gitti. Birazcık üst, şeyin üstüne gitti. Diyot üzerinde gitti 0.7'lik. Burada muhakkak bir azalma meydana gelecektir. Bu VI değerinin pozitif olması durumunda çıkışın nasıl etkilendiğini gösterdiğimiz devreydi. Şimdi ikinci devremize gelelim. Ters yönde sıfırda bir negatifte bir çıkış olursa akım artık normalde sağa doğru gidiyordu. Artık sola doğru gitmek isteyecek. Ama diyot akım geçirmeyeceği için buradan bir akım geçmez. Yukarıda zaten o pump'ın artı ucundan bir akım geçmiyordu. Buradan da bir geçmedi. O zaman bu direnç üstünde herhangi bir akım akmayacak. Herhangi bir akım akmadığında direnç üstünde o noktadaki gerilim ne oluyor demiştik? Sıfır oluyor demiştik. Gerçi siz diyotu daha önce işlediniz de tamam. Diyot üstünden yani direnç üstünde yok. Doğru tamam. Herhangi bir direnç üstünde akım akmadığı zaman o noktada bir gerilim, o direnç üzerine bir gerilim oluşmaz diyoruz. Gerilim oluşmadığına göre bir potansiyel fark yoktur. Potansiyel fark yoksa aşağısı sıfırsa yukarısı da sıfırdır diye düşünebilirsiniz. Potansiyel fark olduğunda ancak akım akabilir. Akım akmıyorsa birinci noktayı biliyorsak ikinci noktayı tahmin edebiliriz. Ki op-amp'ta da bunu yapıyorduk. Akım akmıyor diye VP ve VN ucularını birbirine eşit olarak kabul edebiliyorduk. Buradaki çıkış gerilimimiz de bu yüzden 0 volt oluyor. Ve bu şekilde bir yarım dalga doğrultucu elde ediyoruz. Giriş sinyalinin pozitif kısmını olduğu gibi geçiriyor. Negatif kısmını geçirmiyoruz sinyalimizin. Bir de bu devremizin devre analiz çözümü var. Matematiksel olarak biz bu işlemi nasıl yapıyoruz ona bakıyoruz. Şimdi VOA dediğimiz şuradaki çıkış noktamızdaki gerilimimiz V0 VOA eşittir. Yani çıkış gerilimimiz eşittir. Kazanç çarpı VI eksi V0'dır. Niye? V0 negatif uca girilmiş. Gelmiş. VI da artıdan girmiş. Artıdan yani giren eksiden giren diyorduk biz bunu. Ve artı kazancımız var bizim burada. İkinci bir durum. Şimdi üretilen güç tüketilen güce eşittir diye bir denklemimiz vardı hatırlarsanız.
Üretilen güç nedir burada? Şuradan ve A noktasından aşağı doğru bir denklem yazacağım. Üretilen güç ve OA, yani o pump'tan çıkan güç, oluşan gerilim diye düşünebiliriz. Bu enerji VD diyot üstünde harcanıyor öncelikle ve daha sonra V0 noktasında harcanıyor. Direnç üstünde harcanıyor. Demek ki üretilen güç VOA eşittir bizim için. Diyot üstündeki gerilim artı V0'dır. Yani biz çıkışta eğer diyot ideal değilse çıkıştaki gerilimimiz V0 gerilimi giriş geriliminin diyot gerilimi kadar düşük olarak şekilde çıkacaktır. Diyot 0.7 ise girişte işte çıkışta siz 20 volt elde ettiniz şurada o pump'ın çıkışında. Şurası 0.7 ise siz en son çıkışta 19.3 volt göreceksinizdir. Şunu rengini değiştirelim bir de. Tamam. Şimdi burada şu denklemi yazdık. Bu normal op-amp denklemimizdi zaten. Şurada V diyotu da yanlış çektik yazdık. Burada şimdi iki denklemi birleştireceğiz. Şu denklemde şu V0, yani şu yukarıdakini yazdık. Aşağıda VD'yi yalnız bıraktık. Aşağıda VOA denklemi neye karşılık gelir? Şunu içeriye dağıtıyoruz arkadaşlar. A çarpı VI artı A çarpı V0 eşittir diyoruz. Ayrıca buradaki denklemimiz neydi bizim? Üretilen güç tüketilen gücü eşittir de. VOA eşittir VD artı V0. Bunu olduğu gibi buraya yazdık. Yani üstteki iki denklemi birleştirerek aşağıya yazdık. Burada ne işlem yapıyoruz? A değeri katsayısı. Tabii denklemi biraz daha açabiliriz. VI'yi ve VD'yi bir tarafa toplayıp V0'ları bir tarafa toplayabiliriz. Buradan sonra A katsayısı 1'den çok büyük bir sayıysa ki öyle. Bu durumda çıkışımız bizim girişimize eşit olarak düşünüyoruz. Çünkü o pump'ın kazancı neydi? Sonsuzdu. 200 bine yaklaşıktı. A katsayısı çok büyük bir katsayı olduğunda V0 çıkışı olduğu gibi giriş görür. Yani şu iki yandaki ihmal ederseniz şu yandaki değerleri A, V, I, A, V, 0'a eşittir. Ki burada da A'lar da birbirini götürürse V, I değeri ya da V, 0 değeri yaklaşık olarak V, I'ya eşittir. Yani giriş yaklaşık olarak çıkışa eşittir diyoruz. Tabi bu hangi durum içinde? V, I'nın pozitiften büyük olduğu durum için geçerliydi. Bu da az önceki söylediğim şeyin açıklaması. Bu V0, A çarpı V0'dan çok çok küçük bir değer olduğu için burada ihmal edilebiliyor. Aynı şekilde A, V, I, VD'den çok çok daha büyük bir değer olduğu için şu denklemde sol tarafta o da ihmal edilebiliyor. Şu iki kısmı ihmal ettiğiniz zaman A, V, I, A, V0 kalıyor. A'lar birbirini götürürse V0 yaklaşık olarak VI'ye eşit olarak bir denklem çıkıyor. Bu durum hangi için geçerli? V, I'nın VD bölü A'dan da çok büyük olduğunda geçerlidir. Ki bu da zaten öyleydi. A, V, I, VD'den çok çok büyüktür. Bu durumda bu şekilde. Bu da matematiksel modeliydi arkadaşlar. Şimdi burada bırakalım. Sormak istediğiniz sorularınız varsa onları alabiliriz. Yoksa önümüzdeki hafta kaldığımız yerden tekrar devam edeceğiz. Bu konu bitmek üzere bir yaklaşık 3-4 sayfalık bir konu kaldı. Buradan sonra da op-amp'ın aktif filtreler dediğimiz bir konumuz var. Op-amp'larla sayısal filtreler nasıl tasarlanır onlar üzerinde duracağız. Bir sinyalimiz var. Bu sinyali filtreleyip nasıl dışarı aktarabiliriz bunlara bakacağız. Bunlarla ilgili soru çözeceğiz. Perşembe, Cuma günü yaklaşık bir 20 sayfalık da sorumuz var. Onları da yetiştirebilirsem sisteme yükleyeceğim. Durum şu anda böyle. Ama soruları zaten çöze çöze gidiyoruz. Şu anda arada bir soru çözüyorum. İlerleyen zamanlarda daha detaylı sorular da karşınıza gelecek. Çok fazla soru çözüyoruz zaten biliyorsunuz. Daha da arttıracağız. Sınav teorik yapacaktım arkadaşlar. Bir önceki ödevdeki gibi olacaktı ama biraz problem yaşadık bazı arkadaşlarınızla. O yüzden sınav teste dönecek tamamen.
açık uçlu sorular da olacak. Kopya çekmeyi engellemek adına bilginiz olsun. Şimdiden o şekilde çalışırsınız. Geçen seferki gibi ödev şeklinde olmayacak. Sistemde test ve açık uçlu sorular olacak. Ona istinaden de süreniz biraz daha kısıtlı, soru sayınız biraz daha fazla olacak. Yani 30-35 tane falan sorarım muhtemelen. Soru sayısı artacak bu sefer. Zamanını kısıtlayacağım ki hani birbirinizden alışveriş yapmayın diye engellemeye çalışıyoruz. Bizim de görevimiz o. Soru sayısını arttırıp zamanı kısaltıp sadece kendi sorunuzla ilgilenebileceğiniz vakitte sorularınızı çözmen için sınav planlamaya çalışıyorum şimdilik. Eşdeğer sorular olacak. Yani herkesin soruları farklı olacak. Arkadaşınızın gördüğü soruyla sizin gördüğünüz soru aynı olmayacak. Ama birbirinize eş sorular görecek. Yani grup olarak düşünebilirsiniz. Gruplarda da sorular farklı olacak. O yüzden bir 200'e yakın soru çıkartıp yani ilk soruda zaman sıkıntısı şöyle ben açıklayayım Müslüm. Şimdi arkadaşlarımız, çoğu gönderen arkadaşlarımız 3 sayfa yazmışlar. Onun da yarısı zaten, sayfanın yarısı boş. Yarısında 2-3 tane denklem var. Yarısı da benim verdiğim şekil. Şimdi hiç, eğer çok iyi biliyorsan konuyu, öğrenmişsen zaten takır takır yazarsın. 2 saatlik bir sınavda yaklaşık 100 dakika sınav süre verdik. 100 dakikada en az 10-15 sayfa doldurman gerekir. Biliyorsan. Ama bilmiyorsunuz ya da benim verdiğim soru için defterden örnek arıyorsunuz. Buna benzer sorular nerede diye. Ararken zaman kaybediyorsunuz. Zaman yetmedi diyorsunuz. Zamanın yetmeyişinin sebebi bu. Bilmiyorsunuz ve kopya çekmek için vakit harcadığınız zaman, işte defterden örnek bak, konulardan örnek bak dediğiniz zaman yani vakit yetmiyor. Bilen bir insan için vakit çok çok yetecek bir sınavdı. Ki önceki derste gösterdim. Hiçbir şey bilmeyen kişi 20 puan nasıl alır diye. Zaten 10 puan, 110 puan üzerinden değerlendirdim. Sisteme 11'de yüklenecekti. 11'den sonra kabul etmiyorum dedim. Ona rağmen ben bilgisayar başında oturup TeamViewer'la bağlanıp arkadaşlarınızın bilgisayara ben yükledim. Yani böyle durumlar oldu. Yani zor duruma düşmeyin, mağdur olmayın diye çalışıyorum ama mağdur etmeyeyim derken siz beni mağdur ediyorsunuz. Artık hayırlısı olsun. Sınavda mecburen teste döndürmek zorunda kaldım. Bu kopya sıkıntılarından sebebiyle. Durum bu şekilde şu anda. Sormak istediğiniz sorular varsa alabilirim. Yoksa dersi tamamlayabiliriz. Şimdi hangi sayfada kaldık? 18 numaralı sayfada kaldık. Tamamdır. Şimdi yazalım. Evet, sorumuz var mı arkadaşlar? Yok, kalmamış herhalde. Tamam, o zaman ekran paylaşımını durduruyorum. Tamam, yarın görüşmek üzere arkadaşlar. Haftaya görüşmek üzere, pardon. İyi günler.